Günaydın. Good morning Türkiye. Yani senin bu internasyonel açılışın ne olacak? Good morning, guten tag, guten morgen, hallo, guten tag. Gördüğünüz gibi tüm dünyadan izlendiğimizin kanıtıdır bu beyefendi. Herhalde. Internasyonel olarak ben temsil ediyorum. Şimdi ben sen de, yerel. Ben yereli temsil ederek bir hayırlı cumalar dileyim. Aynen. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar günaydınlar efendim. Olsun. Çok güzel bizi bir... her gece... gündüzümüze daha güçlü uyandırtıyorsunuz. Bayılıyoruz. Türkiye'nin en çok seyredilen magazin programını bizi YouTube'da da burada da takdir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin, harika. Türkiye'nin, daha da güzelleştik. Gittikçe Türkiye'nin daha en popüler programı oldu. Şimdi her gün konuşuluyoruz. Başka bir şey. Daha da yazın konuşalım. Herkesin bildiği hale gelen bir program olmak tabii ki hem sorumluluk isteyen hem de insanın güzelce uykularını uyutan. Evet ya. Mis gibi güzel işler yaptığımızı kanıt. Güzel uyuyor musun aşkım? Ben saat 9'da uyudum aşkım. Aşkım. Düşün. Yani 10 saattir uyuyor. Sanki bir uyku düzenimiz bile geldi değil mi? Böyle bir düzen geldi. Berbattı. Şimdi uyku muhteşem uykularım var. Hatta dün neler olmuş neler sosyal medyaya baktım. Aa, dedim ki ben uyuyorum ay. Hadi uyanınca konuşuruz diye. Çok güzel şeyler oluyor. Kim yazmış? Gece mesaj atmış, sabah cevap veriyorum hepsine. Oy, efendim hayırlı benim, cumalar ay, diliyoruz. Fıstığım benim aşkım. İzlediğiniz için bizlere çok aynen. Teşekkür ediyoruz. Sözlerimizin orada karşılık bulması bizim için en büyük ödül. Zaten sizinle aynı bu arada ödüllerimizi de alıyoruz üniversitelerden, medya kuruluşlarından, insanlardan. Ne mutlu bize. Evet. Daha ne olsun? Daha ne mi olsun? Ay daha ne olsun? Eksik var ne söylüyorum. Ne olsun? Selen Görgüzel gelecek birazdan. Bir şey söyleyeceğim. Olay açıklamalarıyla olay bir kadın. Ben onu paspasa çeviririm. Asgari ücretliyle neymiş beraber olamazmış. Bilmiyorum. Yazar mısınız belki Arto de... Dalga'ya? Siz asgari ücretliyle sevgili olur muydunuz? Yeni asgari Selen ücretten mi eski asgari ücretten mi şimdi? Fark etmez yenisiyle eskisi yani. Zamlı ücret. Sen olur muydun? Ben de Selen gelince konuşayım. Öyle mi? Ben de konuşayım. Benim de bir fikrim hadi var. Hadi yazın çünkü. Bakalım DM'den Arto Dalga'ya. Ve bugün yorumlarımıza Selen eşlik edecek. Bakalım Selen Görgüzel'in magazin yorumları nasıl olacak? Çünkü evet söylediği be. Her şey olay oluyor. Çünkü burası olay bir program. Bir kere çok güzel kadın. Taze ay, bir kadın. Giyindi, bir ay duruşu, karakteri her hatta şey güzel. Hatta bence hemen alalım magazin turuna gidelim mi? Hadi gidelim. İletişim adreslerini de verelim. Hadi. WhatsApp ihbar numaramı 0552-770-0623. Söylemezsem olmaz official. Bir can Bali. Arto Dalga. Hadi magazin turu. Buyurun. Ünlüler dünyasında neler oluyor söylemezsem olmaz sizler için haber turunu hazırladı. Manken Tülin Şahin geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken yakalandı. Levent Kızıl'la spor yapan Şahin'e bu sorulduğunda aile dostum dedi. Ya aile dostum yok Levent Kızıl yani sonuçta biliyorsunuz ailece yani görüşümüz 40 yıllık Levent Kızıl arkadaşımız. İşte bunu sizden duymamız önemli. Önemli yani annesi, eski eşi, kızı, abisi bütün sülalesi. Beraber spor yapıyordunuz sen. Ya ben üzülürüm. Hayır. Bütün sülalesi yani çok yakın arkadaş biliyorsunuz. Aile evet. Dostuyuz yani. Annelikle ilgili konuştu. Tamamlanması için annelik duygusunu tatması lazım. Annelik duygusunu tatmayan kadın kadın olamamıştır gibisinden bir cümlesi vardı. Katılıyor musunuz? Yorumunuzu ya şimdi polemik çıkmasın ama ben de mesela her seferinde... Ünlü rapçi Sefo Ankara'da tozu dumana kattı. Sahne performansıyla tam not aldı. Sefo'yu konser çıkışı yakaladık, samimi bir röportaj yaptık. Kıyafetiyle dikkat çekti yine. Yeni şarkı müjdesi verdi. 10 olabilir, 15 olabilir, olmayabilir. İptal edip single yayınlayabilirim. Kafam karışık benim de. Yani daha çözemedim. Aynen öyle. Tarzını sorduğumuzda ben hep böyleydim dedi. İlginç ama size çok yakışıyor. Ya hep böyle miydiniz yoksa sahneyle beraber oluşan bir durum? Ya içimde vardı hep böyleydim diyebilirim evet. Hep böyle küçükken de evet renkli renkli giyiniyordum. Ben örnek almayın diyerek üzerinde bir sorumluluk istemediğini ifade etti. Ben hani örnek bir vatandaş değilim ben bir insanım. Ben yaşıyorum kendi bildiklerime, kendi doğrularıma göre. Herkes kendi doğrularına göre yaşasın. Yurt dışında bir konserde hayran tarafından poposu ellenen Sefo bu sefer önlemini almış. Özel bir önlem alındı mı? Alındı abi görmüyor musun? Arkam duvarda alındı ya. Alındı galiba bayağı bir sayıyorum bayağı. Fatih Üreğin alışacaktır yorumunun sorulması üzerine Üreğe fena salladı. Kendisi alışmış o zaman. Evet alışmış.
Kendisi alışmış o zaman. Fahriye Evcen'in gece uyku tutmadı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen şimdilerde ikinci bebeğine hamile. İkinci bebeklerine Kerem ismini verecekleri ortaya çıkan çiftten Evcen gece uyku tutmadığını söylediği bir paylaşım yaptı. Koronavirüs gitti, domuz gribi geri döndü. Ünlü oyuncu Doğa Rutka isyan etti. Oyuncu Doğa Rutka yaptığı bir paylaşımda herkese maske takmasını tavsiye etti. Ve domuz gribinin koronavirüsten daha ağır geçtiğini dile getirdi. Kenan Emirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan güzel oyuncu Sinem Kobal doğum kilolarından günden güne kurtulmaya devam ediyor. Kobal verdiği kilolarla sevenlerinden tam not alıyor. Dünyaca ünlü rapçi Eminem hakkında şok iddia. İddialara göre ünlü rapçiye Dünya Kupası'nda sahne alması için yaklaşık 9 milyon dolarlık teklif götürülmüş ancak Eminem bu teklifi elinin tersiyle reddetmiş. Prestij meselesi ona 90'lı yılları sevdirdi. Mahzun Kırmızı Gül'ün Prestij meselesi filminde oynayan güzel oyuncu Melisa Döngel filmden tecrübelerini paylaştı. Oyuncu 90'lı yıllardaki hayata hayran kaldığını dile getirdi. 10 gün önce babası İlhan Özay'ı toprağa veren şarkıcı Tuğba Özay babası için geçtiğimiz gün lokma dağıttırdı. Özay'ın baba acısı hala devam ediyor. İdil Fırat 42 yaşına basan eşi Mert Fırat için önceki akşam bir parti düzenledi. Partiye çiftin yakın arkadaşları katıldı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Demet Akalın'dan güzel şarkıcı Ebru Gündeş'e övgü dolu sözler. Makyajlı bir fotoğrafını paylaşan Akalın kendisini makyajın yakıştığı ikinci kadın ilan ederken birinci ismi ise Ebru Gündeş'i ilan etti. Eşi Zeynep Sever Demirel onu sanatsever yaptı. Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel'in sanat eseri koleksiyonu büyük merak uyandırıyor. İddialara göre ikilinin bugüne kadar aldıkları sanat eserlerinin değeri yaklaşık 50 milyon Türk lirası. Sadakatsiz'deki partneri Melis Sezen'le İspanya'ya dizi için ödül almaya gidecekti ki hastalığı engel oldu. İddialara göre güzel oyuncu Cansu Dere, Melis Sezen'le olan seyahatin ayakta durmakta zorlanacak derecede hasta olması sebebiyle iptal etti. Burak Sergen'in eski eşleriyle sorunları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Işıl Sergen nafaka alamadığı için isyan etmişti. Şimdi de çok kısa bir süre evli kaldığı eski eşi Nihan Ünsal açtı ağzını yumdu gözünü. İstanbul'u arkadaşlarımı eş dost ziyareti için geldim. Sırf İstanbul'da olduğum için kanunen hala eşim olan Burak Sergen bizim ortak ikamet ettiğimiz evimizde şu an sevgilisiyle rahatsız edilmemek için yalan beyanlarla beni şikayet edip karakollara düşürmüştür. Psikolojik şiddetin bir cezası yok mu? Çağla Altunkaya istediğini alır. Acılı Can'ın güzel sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya çok ünlü bir markanın sınırlı sayıda üretilen özel bir ayakkabısından iki çift satın aldı. Bir çiftinin fiyatı 480 bin Türk lirası. Survivor Nagihan Karadere'den olay sözler. Acun Ilıcalı bu sözleri duyunca çok sinirlenecek. Mobbinge uğradığını söyleyen Nagihan, Survivor sahte bir ortam. Herkes menfaat, herkes çıkar derdinde. Arkadaşlıklar yalan sözlerini kullandı. Acun Ilıcalı'dan Survivor paylaşımları. Ünlüler ve influencerlar takımını paylaştı. Ilıcalı Survivor paylaşımlarıyla sosyal medyaya renk kattı. Haluk Levent'in Cumhuriyet'in 100. yılı için hazırladığı marşın hazırlıkları devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Kenan Doğulu'nun okuyacağı konuşulan marş hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Haluk Levent haftanın 3 günü bu beste için stüdyoya giriyor. Geçtiğimiz gün yurt dışında bir içecek markasıyla yaptığı reklam anlaşmasından veto yediği konuşulmuş, yaptığı açıklamayla bu haberleri yalanlamıştı. Hadise markası için kamera karşısına geçti, dans etti. Şarkıcının keyfi yerinde gibi gözüküyor. Milyonlar dinlenen antidepresan şarkısı dillerden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda Günel Zeynalova'nın yorumu çok beğenilmişti. Gitme buradan. Sen olmadan da asla yaşayamam. Kesmiyor ney
ateşe antidepresan. Şimdi de Merve Boluğur söyledi. Boluğur sizce becerebilmiş mi? Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Tuba Büyük üstünden herkese günaydın mesajı. Yandan eski sevgilisi Umut Evirgen Tuğba Büyüküstü'nü etiketleyerek bir TBT paylaşımı yaptı, kafa karıştırdı. Şimdilerde oğlu Azur için İngiltere'de olan Gülşen'den yeni şarkı mı gelecek? İmam Hatipler için söylediği sözler sonrası aylarca sahnelerden ve müzik piyasasından uzak kalan şarkıcı bakalım yeni bir şarkı ne zaman çıkartacak? Yıldız Tilbe'den Dans Show. Şarkıcı dün verdiği konserde salaş tarzıyla dikkat çekerken seyircilere yine samimiyetini geçirmeyi başardı. Urgancıoğlu'nun ailesinden yargıya baskın. Urgancıoğlu'nun ailesi Pınar Deniz, Uğur Aslan ve Kaan Urgancıoğlu ile bir araya gelip poz verdi. Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Amedius oyunundaki karakteri için böyle pozlar verdi. Aşktan gözü kör oldu. Dünya yıldızı Beyoncé Şeyma Subaşı'na benzetti. Şeyma Subaşı Mido'ya acaba ne yaptı? Piyano çalmasıyla ünlenen genç kurye hediye piyano aldı. Evini ziyaret etti. Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde çok konuşulan piyano çalan genç kurye piyano hediye alıp evini ziyaret etti. Can isimli genç Gülben abla evimize misafir oldu. Bana sürpriz yaparak piyanomu getirdi sözlerini kullandı. Yeni filmiyle merak uyandıran tecrübeli oyuncu Erkan Petekkaya, başarılı yazar ve iş insanı Muhammed Gömük'le bir araya geldi. Ortaya bu renkli konuşma çıktı. Muhammedciğim, herkes benden imza alır, ben senden imza alıyorum. Nasıl olacak bu iş? Hangi olacak? İnşallah, inşallah. Atıyorum. Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu. Geçtiğimiz gün reklam kaşesi 1 milyon dolar olduğu söylenen Burak Özçivit'in ardından Esra Bilgiç'in de 2,5 milyon dolar reklam kaşesi belirlediği ortaya çıktı. Esra Bilgiç'in sadece Pakistan'dan kazandığı paralar 12 milyon doları buldu. Kısmetse olur Tolga'ya diskalifiye şoku. Artı 18 mesajları ifşa olan Tolga Kandemir kapı dışarı mı edilecek? Kısmetse olur yarışmasında büyük skandal. İddialı yarışmacı Yari'nin poposu düştü. Yorumcumuz Arto Dalga, Alişan ve vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la olan eski bir videosunu paylaştı. Arto Dalga'nın bu paylaşımı duygulandırdı. Duyamadık, ne dediniz? Plajlarda... Ha, duyamadım. Plajlarda çıkmıyorsunuz. Nasıl? Plajlarda çıkmıyoruz. Neden? Playback yapmıyoruz. Playback'e hayır. Playback'e hayır. Siz de playback'e hayır. Senin paylaşımınla başlayalım istersen. Evet, dün ya. Storylere bakamamıştım ama senin storyni gördüm uyumadan önce. Sen Selçuk'un da olduğu, aslında ben Selçuk'un olduğunu bilmiyordum. O yazıyı da okumamıştım. Birden Selçuk'u görünce o kadar etkilendim ki. Ben de zaten Alişan'la onu görünce, mu? Yok, özel olarak hemen Demet aradı. Şimdi dedi Alişan onu görürse ağlar dedi. Çok kötü olur. Üç gün ağlar dedi. Sildin mi peki? Yok, silmedim. Ha. Çünkü ben de onu görünce çok mutlu oldum biliyor musun? Yani... O kadar iyi bir insandı ki. Ay, bir kişi bu bile, kadar sevilen bak, bir kişi. He, evet ya. Alişan'dan biz daha çok sevdik onu. Alişan'ı kimse sevmez normalde. Onu ay yok öyle herkes, de değil de yani, daha çok sevmişti. Mücazi anlamda aynen öyle. Yani Selçuk'u herkes çok severdi. O kadar içim huzur oldu ki. Çok, ya yüzü de evet, huzurlu. Ya canım, Allah sabır ay, versin sizlere ne söyleyeyim evet. Yani. Çok büyük bir acı çok ama büyük bir ama derler ya Allah sevdiklerini önce alırmış. Öyle düşünelim.
Allah gani gani rahmet eylesin. Senin bu story sayesinde tekrar biz evet. de onu rahmetle anma fırsatı bulduk. Nasıl gözlerinin içi gülüyor değil mi? Ya, muhteşem bir ya. Adam. Yani buraya biz Ayşan'ı konuk aldığımızda alırdık, görürdük. Bir efendi, bir saygılı, bu kadar herkes güzel kalbi olan biri. Sevdi. Maalesef ki hakkın rahmetine kavuştu. O yüzden Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar tekrar anmış olduk onu da. Tabii Selçuk'u anarken de daha sonra da biliyorsun. Birazdan Büyük Usta Burhan Çaçan'ın da maalesef erken ölümünü birazdan vereceğiz. Şimdi magazin turuna başlayalım. Evet. Dakikalar sonra Selen Allah Görgüzel tüm eylesin. Güzelliğiyle burada olacak. Görgüzel tüm güzelliğiyle burada olacak. Sefo'nun Ankara konserine gidelim. Bir polemik Sefo, başlıyor. Sefo yine giyinmiş. Ay çok tatlı giyiniyor. Sefo'nun tarzına bayılıyorum. Zebra Sefo. Evet ya çok tatlı giyiniyor. Sefo'nun söyledikleri bir polemiğe yol açar mı? Diyor ki biliyorsunuz bir konserinde poposunu elleyen bir hanım hayranı yüzünden artık diyor ben diyor önlemimi aldım diyor. Arkamda diyor duvar var artık duvara yaslandım diyor. Biliyorsun Fatih Yürek de bunun ona. Bunun da poposu ne kadar değerliymiş yani alt tarafı bir hanımefendi ellemişse. Acıtmış canını ya çocuğun. Yuh ne avuçlamış mı ne bilmiyorum, almış anlamadım görmedin yani. Mi hareketi böyle baktı böyle. Canı evet, acımış. Nasıl evet yani bir de çok çok agresif oldu nasıl niye acaba ya. Yani bu kadar yani ben anlayamadığım bir şey var. Fatih Yürek'e ne? O gün de anlamadım. Bir kadın niye bir adamın poposunu eller diye ay anlamadım siz popo ya. Seviyorsunuz. Ellemem ama. Bir erkeğin neresine bakarsınız? Arto dalga yazıp yazar mısınız? Gözlerine. Ay hadi ya. Ya. Ay neresine bakacağım o yok. Ben %90 hep poposuna dediklerini biliyorum ya. Adam geldi karşıdan bir dön. Popoya bakacağım mı dersin gözüne mi bakarsın? Ya bir şey söyleyeceğim. Gözüne ya. Ellerine. Ellerine bakarım. Bir de benim için ayak topuğu önemli. Tamam sen ayak fetişistisin. Hayır topuğu yumuşak olacak. Manyak mısın ya? Topuğu yumuşak olacak adamın. Allah'ım ya. Çıkar ayakkabılarını. Küçük çocuklarınızı çabuk, çabuk ekrandan alın. Küçük çocuklarınızı ekrandan alın. Senin topuğun yumuşak mı? Pedikürünü yaptırıyor musun? Kız ruh hastası mısın? Nereden ben yumuşak topuk olmayan adamı sevmem. Allah'a şükürler olsun hep güzellik merkezlerindeyim. Yumuşak dolayısıyla... topuk pembe olacak topuk pembe. Ay, ben ne poposuna bakacağım ay. Ha bu arada dün 100.000 kişi katılmış. Ne diyorsun? Merve Bolur ve Afra Saraçoğlu ay, çok için. Çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce bin. Çok vallahi güzel. Şaka gibi. Düşün 100.000 kişi katılmış. %56 ve Merve. Üstü Merve Bolur. Keşke demişler. Bihter olsa. Peki Fatih Yürek'in Sefo için söylediklerine Sefo'nun bir cevabı var. Söyle bakayım. Fatih Yürek diyor ki alışacaksın diyor poponun ellenmesine diyor. Sefo diyor ki ha kendisi alıştı galiba diyor. Fatih Yürek. Polemik geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demiş. Nasıl namusuyla oynar ki Fatih Yürek'in? Namusuyla oynar. Fatih'i çok özledik ya. Fatih Yürek bence bağlanmalı ya da tabii. Cevap vermeli. Buna cevap vermeli. Burada bir şey var. Tabii kinaye var. Burada bir gönderme var. Burada bir gönderiyor. Sefo da çok çabuk alışmış magazinlere demek ki. Sefo çok hızlı cevap. He? Çok hoşuma gidiyor bu hızlı öyle cevap mi? Olması. Ben hızlı cevap insanları son, çok seviyorum. Hala o son bir ödül almıştık ya. O törendeki kıyafeti Robocop gibi. Bu kıyafet güzel mesela. Çok tatlı ya. Ya Sefo gerçekten çok güzel yüreğin var. Ve o bize o kadar yansıyor ki onu çok seviyoruz. Sefoş. İstiyoruz vallahi bir gün birlikte olalım. Vallahi seni çok seviyoruz. Biz zaten çok en seviyoruz. Çok herhalde destekleyen program biziz. Ama ihtiyacın zaten olmasa, hayır gerek ihtiyacın yok. Olmasa gerek yok. Ama sevgi anlamında en çok sevdiklerimizden. Birisi. Fatih Yürek ne cevap verecek bilmiyorum ama. Alış. Fatih Yürek bir alışmak cevap. Alışmak sevmekten daha zor geliyor diyebilirim. Yok bence o bir konuşursa. Sefo ile ilgili ben hiç iyi olacağını düşünmüyorum. Hadi ya. Fatih'in cebinde çok şey vardır. Allah Allah. Çıkartır bir tane. Anacığım bir şey söyleyeyim size. Ünlülerin cebinde de hiç bitmiyor bir bitmez. Şey. Bitmez. Hepsinin ne cebinde yalan, bir şey ne var. İftiralar. Hepsinin cebinde bir şey var. Bak beni konuşturur. Aman ay konuş. Kendileri çantacılıktan yakalanırlar. Sana derler ki sen bilmem necisin. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu konuyla ilgili en güzel şey sakince ve gülümseyerek uzaktan izlemek. En güzeli o. Şimdi Demet Akalın'a gidelim. Demet Akalın ne yapmış? Ne demiş biliyor musunuz? Ya benim demiş yardımlarımla laf söylüyorsunuz. Benim elimden de bu geliyor demiş yani. Kız bir türlü yaranamadı. Bir şey söyleyeyim mi? Bu yapılan, o günkü yapılan Demet'e saygısızlık ve çok çirkin bir hareket. Ya bu kadının bir tane bir şeye ihtiyacı yok. Trilyonu var, trilyonu. Ya şu kadın bu soğukta gidiyor.
öğretmenlere destek veriyor. Bravo, bravo. Yani elinden gelen mesajı vermeye çalışıyor. Sizin yanınızda olup siz 1 milyon kişiye ulaşıyorsanız o 15 milyon kişiye ulaşmak istiyor. Yeri geliyor sizin için Cumhurbaşkanı ile konuşuyor. Yeri geliyor bizim sanatçılar için, saat için. Ya bu kadar yakın olmasına rağmen Cumhurbaşkanı'na o kadar zaman zaman yönetimle ilgili ya da yapılan ara sıra yanlışlıklar oluyor. Onunla ilgili ya diyor ki bunu düzeltsenize diyor veya bir şey diyor. Yani normalde öbür sanatçılar gibi oturup böyle kenarda durmuyor ve okları kendi hedefi olarak kendini gösterebiliyor. Ne mutlu bize yani. Bir kere cesur. Evet. Ve milli bir sanatçı. Milliden kastım şu. Bir kere devletçi. Halkçı. Bak, hükümetler gelip geçicidir, hep söyleriz. Baki olan devlettir. Halktır. Halktır. Bunu bu kadar içselleştirip insanların yanında olmasını takdir edeceğimize kulp bulmaya çalışmamız kötü niyet. Ve kötü niyet o kadar uzaktan kokusu gelen, aa bu tamam kötü niyetli diyebileceğimiz bir durum ki şu, siz yüzlerinizle gülseniz bile aynen. Kötü niyetiniz o kadar yansıyor ki. O yüzden de hak veriyorum. Ya şu kız daha ulan, ne yapsın? Hiçbir şey yapmayanlara çanak tutarsın, onun yaptığına kulp takarsın. Olacak gibi değil. Bu o yüzden Demet'in bu isyanını anlıyorum. Ya Demet harika. Ama böyle saygısızlar ve böyle futursuzlar için sakın bu sevginden ve yaptıklarından vazgeçme. Ya, insan sakın. Fıtratı o hayat. Fıtratı. Sakın ha. Aynen. Yani karşıdan karşıya geçiriyormuş bir adam. Bak ben sana bir hikaye anlatayım. Bir adam akrebi karşıdan karşıya geçiriyormuş ve her geçirdiğinde sokuyormuş ve demiş ki artık sen neden demiş ben sana yardım ederken sokuyorsun. Ay ben öyle bir akrep hatırlıyorum. O da demiş ki benim fıtratım bu. Evet. Benden bundan başkasını bekleme. Be. Fıtratı bu. Sokmak isteyen sokacak ama Demet'in de fıtratında bunu yapmak varsa yapacak. Evet. Ay. O yüzden hiç Demet yolundan şaşma. Bu biz yemeğe gittiğimizde hatırlıyor musun? Elon Musk'ın mavi tıkına takmıştı. Şimdi Demet 500 TL veremeyecek mi? Verebilir ama veremeyecek bir olanlar düşünmek, için. Aynen öyle söylüyor. Zaten diyor ki ben zenginim ya da tuzum ben güçlüyüm. O yüzden yani güçsüzler için ya da bu parayı veremeyecekler için ya da öyle atanamayan öğretmenler için neyse ne. Yani yaptığı şey sizler için ya. Bunu anlayamamak ya ben anlamıyorum yani gerçekten anlamıyorum. Yani peki. Nagihan olayı için ne diyorsun asıl? Nagihan'ın bir güzellik yeri var herhalde. Onu açıyor ve gelmiyor diye akşamleyin siliyor. Hmm. Olabilir mi böyle bir şey? Yani bir ünlü yani bu güzellik merkezine gitmiyor diye sen arkadaşını siler misin? Önce bir konuşmaz mısın? Yani önce bir arasındaki sormaz hukuka mısın? Da bağlı tabii de bilemiyorum. Ama çok. Bir dakika. Bizim hepimizin çok ünlü arkadaşları var. Hmm. Biz buraya kimleri çağırabiliriz? Ya da bazen konuşuyoruz. Ne olur diyor beni getirmeyin oraya. Ben ne yapacağım dedikodu. Magazin. Sonra arkadaşlarım. Yani böyle düşünenler de var. Dolayısıyla biz hepsine gönül mü koyuyoruz? Koyamayız. Peki devam edelim. Hadi konuğumuz hazır mı? Konuğumuz hazırsa az sonra bir girelim. Ondan sonra ikinci haberi konuğumuzla beraber sunalım. Selen Gör Güzel geliyor. Güzeller güzeli Selen Gör Güzel geldi. Allah aşkına bir çeker misiniz hanımefendi saat? Bu nedir bu güzellik bu sabahın bu saatinde? Ya böyle iltifatı böyle güzel bir kadından almak da çok... Ben de bana söylüyor zannedip böyle güzel bir insan güzel görmedi. Güzel bir kadın dedi Artur'cum. Hayır güzel bir insan olarak ben duydum. Günaydın hoş geldin. Neyse, canım hoş bulduk. Sana, evet, bir dakika dur. Girmeyeceğim. Dur. Daha gelir gelmez. Bir dakika dur ne olur dur. Bir günaydınlaşalım. Evet, bir merhabalaşalım. Seyircisi. Hoş geldim. Merhabalar. Nasılsınız? Sana kinim var. Bir kere var. Bir şey söyleyeceğim. Enerjiniz muhteşem. Teşekkür. Bir arınmışlık, bir güzelleşmişlik. Ay canım benim. Ay. Her ne gelen, oldu Arto? Her böyle gelen. Bir enerjin temiz geldi. Bir şey olmuş arınmış geldi. Oksijen ne oldu? Oksijen geldi bize. Oksijen. Anladım. Arto ve ben hafta sonu kendimizi tuza yatırdık. Tuzdan artık tansiyonlarımız falan her şeyimizi düzelttik. Bütün vücudumuzu falan arındırdık. Geldik. Ben her gün hastaneye gidiyorum ama bu arada. Hala. Her gün gidiyorum ama yani gördüğünüz gibi sedyede fotoğrafım yok ama yine de gidiyorum. Bir de serum takarken olmuş. Evet, ay bir tanesi kimdi o ya? Bir tanesi serumlu fotoğrafı koyacağım diyorken serumlu fotoğraf yazmış Google'a. Koymuş başkasının koluna. Ya şaka ya. Ne ya hatırlayamıyorum ki. Ben hatırladım ya. Birini. Şey olmasın sakın. Dur. Millet var ya. Vallahi bak. Sahtekarlıkta bir dünya markası oldu yani bu Instagram. Selen nasıl keyfin? Birazdan seninle çok bütün iyiyim. Magazini yorumlayacağız. Hazır mısın? Hazırım.
Sonrasındaki olaylar hazırız. Programda bu sefer magazini yapan değil, yorumlayan olarak sizinle evet, beraber artık burada eşlik edeceğim. Çok heyecanlıyım. Evet. Bak birazdan neler olacak. Ama beni kontrol edin olur mu? Yok. Yani durdurmanız gereken yerde durdurun. Aa, senin çünkü gibi bir balık gelmiş buraya. Sazan. Herhalde ki etmeyeceğiz. Niye sazan dedi? Bir şey söyleyeceğim. Bence dürüst. Dürüst. Bence dürüst ya, ve cesur. Seni çok seviyorum bence ya. Bence cesur ve dürüst. Yani, oy sen pes diyorum. Ya pes. Bir insanın dürüst olmasının adı niye sazanlık? Bravo. Neysem oyum ya, oynamıyorum. Asgari ücretliyle evlenmezsin yani ya da birlikte olmaz. E doğruyu söylüyor kız. Ne oldu hadi? Hadi hangi sonra askeri geçeceğiz? Bunu sonra konuşacağız. O konuları sonra geçeceğiz. Bir dakika. Selen'de çok muhteşem bir sahne performansı var. Sana bir şey izletmek istiyoruz. Şu antidepresan yorumunu bir izler misin? Tamam. Bir bakalım izle, izleyelim. Şu ekranı açalım lütfen. Evet buyursunlar. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Herkes antidepresana başladı bu şarkıdan sonra. Ama bu daha popçu gibi okuduğu için daha böyle, ama çok iyi okumuyor zaten, o ayrı da. O zaman daha niye okuyor? Senin Merve ile Alper'e kıskanıyor olabilir misin onu? Ölüyorum. Ölüyorum yani Hartoç'um. Hayır yani bir dakika. Ya. Peki ben sana sorayım. Şimdi Merve çok hoş ve bence çok da iyi bir oyuncu. Dolayısıyla da hakkını veriyorum. Vermem gereken oyuncu yerde. Oyuncu olarak diyorsun. Ve bu kızcağız sürekli böyle sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Yani bir insanın gerçekten çok iyi olduğunu şimdi iddia ettiği bir şeydi. Şimdi bir kere bu kızcağız derken de ezikleme formatı, ezikleme kipi o Avrupa'da kaldı aşkım. O değil. Öyle bir şey yok. Artucuğum. Yani kızcağız derken sevimli anlamında söyledim. Yaşı da muhtemelen benden küçük olduğu için o anlamda çok söyledim. Küçük senden küçüktür tabii. Sen biraz büyük olduğun için. Artu. Yani. Biraz sakin olur musun? Gerçekten söylüyorum. Misafirperverlik hiç yok ya. Sen yani kendini niye misafir olarak? Burası senin programında. Öyle düşün. Tamam misafir o zaman. O zaman saldır. Sen yandın. Sen yandın. Bir dakika şunu çıkartayım her an yüzüne. Aşkım çıkaracağını olur bana. Aşkım o Hamdi Alkan'dan mı kaldı? Hayatım ben böyle şeyleri hiçbir erkekten takmadım. Kendim tek taşımı kendim aldım. Kendim takmadım. Karım her zaman çok hiç şükür. Yılmaz da almamış mıydı? Yok almıştı. Yani tamam. Eski eşim de almıştı. Tamam. Yılmaz Bey de almıştı. Aynen. Ama yani öyle onlarla gezmiyorum. Bunlar kendi aldıklarım. Çok helal şükür olsun Allah'ım sana. Eğer kavga mavga olursa ben bakarım. Hayır yani böyle şöyle hani uçarsa falan. Kaç karat olduğunu da hemen anlar. Hemen anlar kaç karat olduğunu. Sana bir şey soracağım. Dedin ki iyi bir oyuncuysan iyi bir oyuncu olarak kal. Niye illa ısrarla şarkı söylemeye çalışıyorsun? Sosyal medyada çok etkileşim oluyor. Bundan olabilir mi? Ya bence şundan olabilir. Bence Merve artık eskisi kadar rağbet görmüyor şeyden sektörde çok proje yani proje teklifi almıyor zaten alsa hayata geçer. Almadığı için müzik dünyasında kendini var edip o şekilde belki de var olmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Bu tamamen sektörel bir yorum yani bildiğim bir şey olduğu için değil. Bir de zaten yaptığı evlilik de hani müzik insanıyla yaptı. Belki bu anlamda desteklenirim ve hani buradan yürürüm çünkü belli ki artık oyunculuktan çok bir şey gelmeyecek. Ama halkın gözünde Merve çok iyi durumda. Dün Afra Saraçoğlu'yla Merve'yi Yeni Bihter için hani Farah olmasaydı Yeni Bihter kim olsun dedik. Merve Boluğur'la Afra Saraçoğlu ki şu anda en popüler bir dizinin numarada, başrolü. %57-58'lerde Merve Boluğur ve neredeyse 100 bin kişi katıldı. 100 bin kişiye yakın. Peki senin sosyal medyanda değil mi? Doğru. Ben de oyladım ama oradaki halkın o Bihter anlamındaki oylaması oyunculuk için karakter değil. Karakter olarak. Karakter olarak oylandı doğru orada. Doğru bir bakış olabilir. Doğru bravo. Doğru bir bakış yani olabilir. Yani oyunculuk zaten olarak zaten ben değil de düşünürken öyle düşündüm. Evet. Aslında evet. Yani ya güzellik ya bilmem ne değil de o giysiyi giyebilir mi? Bana göre de ve seyirciye göre de demek ki herkese göre o giysiyi giyebilir olarak. Yani onu böyle bir Bihter olarak evet görüyorlar. Ama hani eğer Bihter olarak oynasa mesela proje tutar mı? Orası tartışılır. Halkın takdiri. Ama tercihen sen çok sevmiyorsun Merve Boluğur'u belli. Ben Merve'yi tanımıyorum.
Tanımadığımız yani ben sadece hoş geldin. Evet. Biz de hiç kimseyi tanımadığımız zaman yani yorum yapıyoruz ve insanlar bize bunu diyor. Ben onu ne seviyorum ne sevmiyorum. Sadece işte medyadan biliyorum. Çok sevdiğim bir kardeşimle bir evlilik yaptı. Oradan aldım haberlerini Mert falan. Mert'le öyle mi? Değil mi? Ama yani şimdi ben bir de aslına bakacak olursanız biraz da kızıyorum şundan dolayı. Çok güzel, çok yetenekli. Ay evet. Bizim bu masada söylediğimiz devamlı aynı şey. Nasıl yaparsın yani kendine bunu? Yani niye yapıyorsun bunu kendine? Valla annesi olsam, ablası olsam pataklayacağım yani. Bu kadar yetenekli, bu kadar iyi projelerde sen yer almışsın. Neden bu kadar kendini ayın oyun bir halde dejenere ediyorsun ki? Çek kendini. Psikolojin bozuksa git bir tedavi ol. Teşekkür ederim. Ben annesinin yerinde olsam altınların peşinde koşacağıma kızımı doktorun peşinde koşturur. En az 3 ay, 5 ay bir tedavi süreci başlatırım. Altınların peşinde koşmak ne demek? Yani öyle bir duyumumuz var. Hmm. Yani evliliğinin en büyük yıkılma sebeplerinden bence biri bu. Ben onu çok iyi bir psikiyatra götürürüm. Ve güzel bir tedavi. O güzel zaman bir... şuradan şunu anlayabiliyor muyuz? Ben de yalnız nasıl o konulara girdim sabah sabah. Ne güzel oldu. Yani bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben tabii bu konuyu hemen deşmek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki işte altınsa belli ki yeni bir evlilik yapıldı. Bravo, orada aynen. Takılar takıldı tabii ve demek ki anne müdahil oldu konuya. Aynen öyle. Şimdi demek ki böyle bir daha anne... Daha önce hayatına müdahil olmayan... şekilde pat diye oldu ondan sonra. Bir anda yani. Oldu, öyle düşün. O zaman annenin karakter analizini de çok anlayabiliyorsak Merve Hanım'ın da şu anki psikolojisinin sebebi anlaşılmayacak gibi değil. Oo. Çünkü bazı şeyler aileyi de tetikliyor. Oo. Anne, baba, aile çok, durmuş. Anne çok tetikliyor evet. Çok evet. Tetikliyor. Anne çok tetikleyen bir unsur ailede. Evet, yani ne demek yani Seyhan altınlar çok doğru falan. Bir şey parmak bastı. Psikolojik bu sorunların sebebinde aile varsa bu annesinin bu tepkisinden de yola çıkarak Merve'nin şimdiki haliyle yorum yapabiliriz. Tabii tabii yaşanmışlıklar. Evet, evet. Ya zaten size bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir insan tam anlamıyla sevgi, şefkat, ilgi, korunma gibi duyguları yaşarsa hiçbir zaman kendini bu hale sokmaz. Ay bravo ya ne güzel konuştun. Bir daha gerçekten söylesene. Eksiklik yani böyle insanlar için bir daha söyler misin? Diyorum ki ailesi tarafından sevilen, sayılan, sahip çıkılan, arkasında durulan hiçbir terk çocuk, edilmeyen. Hiçbir çocuk kendinde bu şekilde ilgi arama arayışına girmez. Ya, çok güzel bir şey. Söyleyeyim. Asla girmez. Şimdi hepimizin evlatları var. Evet. Böyle olmasın diye çabamız ya. Tabii. Hani kötü bir evliliği götürmek de onun için kötü bir şey. Tabii. İyi bir ortam, huzur sağlamak en önemlisi ya. Evlatlarımız evet, en kıymetli. Evet. Bazı anneler ya da ebeveynler diyelim. O kadar bencil ki. Evet. Her şey önce ben, sonra evlat. Önce ben. Ya, o altınları alınca o kızın psikolojisi düştüğü durumu. Evliliği daha kocasına yeni başlamış. Karşı. Ya, kocasının ailesine karşı. Düştüğü yani, durumu. Size bir şey sen söyleyeyim nasıl mi? Göz ardı edebilirsin ya. Ya biz genel olarak bunu konuşuyoruz. Tabii, hem bu arada. Böyle maalesef çocuğunu proje olarak gören ebeveynler var. Bravo. Veya bravo. Şey, kendisi bir şey olmamış olan anne çocuğunu her zaman proje olarak görüyor. Tabii çocuk da bir ya şey da geçim yaramayınca kaynağı iyice olarak çocuk yapan aileler var. Gerçekten bunlar artık gözümüzün çok fazlasıyla önünde. Hani farzı misal diyeceğimiz şeyler değil. Gerçekten bakıyorsun işte bir evlilik yapıyor, ondan çocuk yapıyor. İşte 2 ay, 3 ay, 5 ay neyse ayrılıyor o evlilikten. O çocuk uğruna deli gibi nafakalar, deli gibi taleplerde bulunuyor. Bu arada çocuk bakıcıların elinde. Aynen. Asla anne çocuğun yanında değil, sadece göstermelik davetlerde iyi bir anne pozisyonunda. Ya da anne çocukları bırakıp başka adama kaçıyor. Bilmem ne, o çocuklar perişan oluyor. Ya gerçekten... Sonra yeni gelen çocuk perişan oluyor. Bir şey söyleyeyim sonra mi? Ondan sonra başka adamlara gidiyor, evli barklı ya da o bilmem ne oluyor. Yani o kadar çok bu hayatlar var ki ve tabii bunların çocukları da anneleri gibi ya da babaları gibi bence bedbaht çocuk oluyor. Yapma ve başkalarından olmalı. Hırslarını anne alıyor. Baba ehliyeti. Anne baba ehliyeti. Çocuk yapmanın ehliyeti yok. Belli ki çiftleşince oluyor. Tamam. Aha. Bunu herkes öğrendi ama anne baba ehliyetli olmalı. Gerçekten çok haklısın. Yani bir çocuk... Biz ruh sağlığından geçeceksin. Aynen öyle. Net. Sabır. Öyle herkes çocuk sahibi olmaması yani lazım. Sen anne baba olarak her şeyi vereceksin. Ondan sonra tabii ki çocuğun kendi ruhsal durumu da uygun olmayabilir. Geliştikten sonraki ruhsal durumu başka olabilir. Peki. Ve başka şeyler tetikler. Aynen. Şimdi maalesef hepimizi üzen o habere geçmek durumundayız. Hepimizin çok abi, çok kıymetlisi. Aynen. Burhan Çaçan dün hiç beklenmeyen. Beklenmedik bir anda. Kalp sanırım krizi. Evinde kendisi evet. Yalnızken ölüm kalp bulunuyor ve kalp kriziyle yani. 62 yaşında hayata maalesef gözlerini yumdu. Çok genç.
Aşkımız olay olacak. Emanet, sende kaldı yüreğim. Süpanda ve söylediği diğer şarkılarla bir döneme damga vuran Burhan Çaçan hayatını kaybetti. Kalbine yenik düşen Türk halk müziğinin efsane sanatçısının acı kaybıyla müzik dünyası yasa boğuldu. Burhan Çaçan'ın ardından neler paylaşıldı? Hangi ünlü isimler değerli sanatçıyı andı? Sanata ve sanatçıya düşkünlüğüyle bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çaçan hakkında ne paylaşım yaptı? Sevilen şarkıları ve sinema filmleriyle Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan, 62 yaşında hayatını kaybetti. ...17 Ekim 1960 Ağrı doğumlu olan sanatçıyı Türkiye ilk olarak TRT Erzurum Radyosu'nun 1978 yılındaki amatör sesler yarışmasında tanıdı. Aşk acısı çekenlerin sesi olan Çaçan, renkli kişiliği ve esprileriyle de her kesimin sevgisini kazandı. Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli 4 sinema filmi çekti. Hafızalara kazınan sanatçı, müzikle arasına hiçbir zaman mesafe koymadı. Sevgisini ilelebet devam etti. 90'ların efsanesi Florya'daki evinde kalp krizi geçirdi. Çaçan'ın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Sanata ve sanatçıya verdiği değerle bilinen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ebru Gündeş, Sibel Can, Serdar Ortaç, Ebru Yaşar, Mehmet Ali Erbil, Mahsun Kırmızıgül, Ferman Toprak gibi ünlü isimler Burhan abilerine son vedalarını yaparken... Ünlü türkücü Alişan'ın Burhan Çaçan'la anısı herkesi duygulandırdı. Sene 1989, 13 yaşındayım. Kasetlerini dinleyip her şarkısını ezberlediğim iki ustadan biridir Burhan Çaçan. Çakıl Gazinosu'nda sahnesi var ve annem babam beni oraya götüreceklerini söylediklerinde heyecandan uyuyamamıştım günlerce. Burhan Çaçan'ı canlı görecektim. Onunla sohbet edip belki sesimi bile dinletecektim. Tanıdıklarımız vasıtasıyla kulisine girip bir de fotoğraf çektirmiştim ki dünyalar benim olmuştu. Hatta bir Gülhane konserinde kendisine vokallik yapmıştım 100 bin kişinin önünde. Dev orkestrasıyla ve TRT canlı yayınlamıştı. Seni türkülerinle yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler de Söylemezsem Olmaz ekibi olarak Burhan Çaçan gibi değerli bir ismi kaybetmenin acısını yaşıyor. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Hayatımıza 1981 yılında ilk albümüyle girdi büyük usta Burhan Çaçan. Dün maalesef hayata gözlerini gencecik yaşında, 62 yaşında kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumarak gitti hayatımızdan. Tanır mısınız? Yani tanır ben mıydınız? Birkaç kere yani merhabalaşmışım. Merhabalaştınız. Yani ilk zaten biliyorsun Erzurum TRT'nin açtığı bir yarışmayla hayatımıza giriyor. Evet. Ankara'dan sonra İstanbul. Daha sonra inanılmaz albümler, filmler, besteler, her şey. Çok iyi bir ses. Hani Mine Koşan'dan bahsederiz ya. Değerli insanlar. Burhan Çaçan. Ben hiç tanıyamadım. Keşke tanımış olsaydım ama... Hani öyle isimler var ki hayatınızda tanımamış olsanız bile çocukluğunuzdan beri gibidir, hep var. Baban, aynen. Yani o haber portalları var ya... Telefona bir düştü, işte Burhan Çaçan vefat etti diye. Sanki konuşurken böyle aileden birisi gitmiş. Şuram nasıl cız etti? Söylerken bile tüylerim diken diken. Çok kötü oldum ve yani düşündüğüm zaman hani oturup böyle 24 saat bazı dinlediğim solistler gibi dinlerim. Değil. Hayır. Hayır. Ama Burhan Çaçan yani bizim hayatımızda. Bu daha önemli biliyor musun? Evet. Görünmediği halde öyle bir yer etmiş ki. Çünkü sanatçı kimliği ve duruşu o kadar iyi ki. Evet. Sen onu... 10 yılda görmesen fark etmiyor. Aynı ertesi gün gördüğünde işte benim hala tüylerim diken diken olduğu gibi hala tüylerim diken diken. Herkesin. Müthiş bir ses. Bir de
Çok iyi bir yorum. Bizim dönemin, işte bizim çocukluğumuzun böyle ünlü isimleriyle öyle bir gönül bağımız var ki bugünküler gibi bir gün gelip geçmiyorlar. Şimdi mesela birisi geliyor, popüler oluyor. Ooo, tükeniyor. Falan çünkü bitiyor. Bir günde de ünlü olmuyorlar. Gerçekten liyakatla ünlü oluyorlar. Gerçekten emekle ama ünlü oluyorlar. Ama maalesef yine muhtemelen kırgınlık değil mi? Bilinemeyen sanatçılarımızdan diye düşünüyorum ben. Kırgınlık mı? Ben size anlatayım Burhan abi. Ben şimdi onu söyleyecektim. Kırgınlıkla gittiğine de inandığım sanatçılardan şöyle biri. Şöyle anlatayım. Selam. Haklı. Özür dilerim lafını kestim. Tabii sanırım ki aynı şeyden bahsedeceğiz. Sevgili Burhan Çaçan'la bir 8 yıl önce telefonla konuştum. Bakın 8 yıl önce diyorum. Dedim ki Burhan abici merhabalar. Ben dedim sizi çok seven bir kardeşiniz. Sizin sesinize aşığım. Başka bir programım vardı. Dedim ki sizi konuk almak çok isterim. Dedim ki güzel kardeşim, ses tonunu sevdim, enerjini sevdim. Seni hiç tanımıyorum. Ama şunu bil, ben bu piyasada bu sesle, bu bestelerle bu piyasadan küsmüş ve kırgın gideceğim. İşte bunu şey bil doğru dedi bana. Demek ki söylemişim. Asla dedi hiçbir programa katılmam. Söz konusu bile değil. Çünkü benim kalbim kırık dedi. Açık açık bana bunu söyledi ve hiç tanımadığı birine dert yandı piyasayla ilgili. Evet ama kalbin kırıksa da onun üstüne gideceksin. Ben bunu öğrendim. Biri sana kötülük mü yapıyor? Sen daha kötü olacaksın. İçinde yoksa yapamazsın. Artıcı bugün yaparsan yarın unutursun. Hayır tamam ama bu kırgınlık zaten sen iyi bir sanatçısın. Dolayısıyla senin teklifini kabul etse sonra beridekinin zaten kendi bir şeye kızmış. Ya bir de ne var biliyor musun? Yani hak ettiğin değeri görmediğin zaman da kırılıyorsun. Bir de gerçek sanatçıysan daha büyük kırılıyorsun. Emeğin, bütün emeğinin çöp olduğunu görüyorsun yani, değil mi? Onca yıl emek. Çarçur olduğunu, tüketim toplumu olduğunu, insanların 3 günde ünlü olan insanlara verdiği kıymeti asıl sanatçıya verildiğini görünce. Evet. Aynen. İşte o zaman kalbin kırılıyor ve her şeyi içine kapanıyorsun. İşte evinde maalesef evinde kendi içinde kalbine zarar veriyorsun. Şunu da anlayabiliyorum. Popüler kültüre hizmet eden bazı sirkülasyonlara olabilir. O da olacak. Onu da anlayabilirim. Ama gerçekten artık sapla samanın ayrılması, yeteneklinin, emek verenin, tecrübe sahibi olanın kesinlikle hayatım, ayırt edilmesi onu gerekiyor. Onu biz ayırmayacağız. Onu buradakiler ayıracak. Halk ayıracak. Şunlar ayıracak hayatım. Oradaki oturan ayıracak. Ama yani halka sürekli verirseniz onlarda ne yapsın halkta yani? Abi doğru söylüyor ama ben radyoyu açıyorum aynı şarkı. Aynı şarkı. Yani tamam. Televizyonda aynı kişi. Bir bakıyorsun mesela bir reklam. Abi her reklamda aynı surat. Ne bu kız tutuyor. Bravo. Ondan sonra işte bir bakıyorsun bir sahne bir şey birisi bir şekilde çıkıyor. Bir bakıyorsun her yerde o. Sen versene başkalarına şans. Sen sürekli halka aynı insanı pompalarsan halk ne yapsın? Doğru. Ne yapsın yani? Doğru. Gidip el yordamıyla seçemez ki sosyal medya sayesinde artık seçebiliyor. Evet. Düşünün bir de Burhan Çaçan rahmetli sanatçımızın döneminde 2-3 tane kanal var. Ne verirseniz onu almak zorunda. Gene şimdi iyi. YouTube'dan oradan buradan istediğini seçip dinleyebiliyorsun. Öyle bir şey yapmıyor yani. Orada biraz daha başı çekenlerin bu konuda daha adil olması lazım. Çok haklısın. Dayatıldığı zaman sen zaten diyorsun ki ne kadar güvenilir kız. Hayır sen onu oynatıyorsun diye güvenilir geliyor evet. bize. Ben niye güveneyim ya mesela onun kullandığı deterjana? Ay ne güvenilirler vardı, neler yapmış, en güvenilir. Şaka gibi yani mesela. Yani evet, anladın bizim mı? De Türkiye'de bu liste en şaibeli liste yani. Ama bir şey daha çok özür dilerim, lafını bölüyorum. Ben programın acemisi senin olarak. Senin son günün aşkım, sen konuş. Sen daha çok konuşursun. Şimdi şöyle bir şey de var. Hani insanlara diyorsunuz ki bir şey veriyorsunuz. Ondan sonra o şeyi artık alıştırmaya da başlıyorsunuz. Hı, doğru. Yani mesela işte en güvenilir kim? O sürekli o veriliyor ya. O istese onu oyluyorsun diyorsun. Artık zaten ona alışıyorsun ve onun gerçekten öyle olduğuna ikna olmaya başlıyorsun. Aşkım be. Bir konser verdiğimde o ortaya çıkıyor. İşte doğru. Evet doğru. Biletli satışlarda görüşelim. Aynen. Konser, biletli satış hepsi ortaya çıkıyor. Şimdi tabii biz şu büyük ustaları konuşurken böyle biraz hararetli oluyoruz. Çünkü haksızlığa gelmeleri bizim çok zorumuza gidiyor. Sevgili Burhan Çaçan'ın ailesine sabır diliyoruz ve kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Aynen. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Şimdi reklama gideceğiz. Dönüşte inanılmayacak bir şey göstereceğiz size. Daha yeni ayrıldın Aras'ya. Aras 3 kızla olayla gece yakalandı. Daha neler ama fazlası. Ama pizza yemeye gitmiştir. Sen fazlası. Her zaman hakkını ama yiyorsun. Ama bunalımdan da olur Bircan. Bir gidip gelelim de. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Masa herhalde şu anda 3'e bölünecek. Çünkü herkesin bir fikri var Aras Bulut'la alakalı. Evet. Yeni bitmiş bir ilişki. Gecelerde 3 kızla Aras Bulut. Buyurun.
Kısa bir süre önce oyuncu Bige Önal'la 7 yıllık ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu gecelere aktı. Aras Bulçin Hemli'nin çapkınlık gecesi. Merhabalar arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Teselliyi gecelerde arayan oyuncu kapıda muhabirliğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Çok kısa ayrılık vardı. Atatürk dizisinden bahsediyor. Aras Bulut mekandan yalnız başına çıkıp taksiyle uzaklaşırken kuzeni olay çıkardı. Oğlum yok biraz ya. Biraz sakin, biraz sakin. Tamam, oğlum tamam, oğlum yok ama kimse kimsenin oğlum değil de kanka. Tabii ki, tabii ki. Şey kızlar yüzünü sakladı. Hanımefendi merhaba. Aras Bey'le ne eğleniyorsunuz? Aras Bulut İnemli'nin çapkınlık turu olaylı bitti. İşte detaylar. Başrolünü oynadığı fenomen dizi Çukur'daki Yamaç karakteriyle milyonların hayranlığını kazanan Aras Bulut İnemli, son yılların en gözde, en başarılı erkek oyuncular arasındaki yerini aldı. Başarılı oyuncu, kariyerindeki yükselişi büyük beklentiyle çekimlerine başlanan iddialı yapım Atatürk dizisinde Ulu Önder Atatürk'ü canlandırarak perçinledi. Dizi imajıyla ilk kez görüntülendi. Çekimler sırasında imajın ifşa olmaması için gözlerden uzak durmaya çalışan oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya düştü. Sarı saçları ve bıyıkları çok konuşuldu. Aras Bulut İnemli kariyeri kadar son zamanlarda özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. 7 yıldır birlikte olduğu oyuncu Bige Önal'la ikilinin evlenmesi beklenirken 2 yıl içinde ikinci kez ayrıldılar. Yani arkadaşlar ayrıldık. Hassas bir dönem herkes için. İkilinin ilişkilerini sonlandırmak için bu kez kesin kararlı olduğu iddia edildi. Aras teselliyi gecelerde aradı. Sevgilisi Bige Önal'ın evlilik ısrarı sebebiyle ilişkisi bittiği söylenen Aras, üç güzelle sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Mekan çıkışında olay vardı. Mekanın dışında muhabirlerin olduğunu öğrenen Aras Bulut İnemli mekandan yalnız ayrıldı. Soruları cevapsız bırakan başarılı oyuncu taksiye binerek arkasına bakmadan uzaklaştı. Merhabalar arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler. Özlemişiz sizi. Çok kısa ayrılık vardı. Atatürk dizisinden bahsedelim. Adana'da da çekimler oldu. Aras'ın ardından birlikte eğlendikleri 3 kız, 2 erkekler oluşan grup mekandan ayrıldı. Kuzeni muhabirlerle tartıştı. Biliyorsun hep şurada bekliyoruz. Hiç sorun yaratmıyoruz ama sen gelip müdahale ediyorsun. Oğlum yok biraz ya. Biraz sakin, biraz tamam, sakin. Tamam, oğlum yok ama kimse kimsenin oğlum değil de kanka. Tabii ki, tabii ki. Aras Bulut'un kuzeni olduğu öğrenilen kişi ufak bir tartışmanın ardından kızları da yanına alarak taksiye binip uzaklaştı. Hanımefendi merhaba. Aras Bey'le ne eğleniyorsunuz? Net çek kızları. Kızların yüzünü net çek bak. Ben bununla gelmek istiyorum. Gel bakalım net çek. Geleyim, içeyim, kimseye etin zararını dokunayım. Hanımefendi. Aras Bey'le eğleniyordunuz. Şu saklandı. Bir şey çok... Klasiktir. Erkek ayrılığında çevresindeki arkadaşlar. Ay gel bir çıkalım dağıtalım. Bak bir çok tatlı arkadaşlarımız var falan filan. İlk pardon, hafta bunu kızlara demiyorlar mı? Diyorlar da kızlar çıkmıyor. Anlamıyorsun. İlk hafta kızlar ya çıkmaz. Yaşar. Sonra adamlar oyası, kızlar oyası yaşarken, adamlar gezerken. Zaten şöyle derler ya, ilk 3 ay kadın ağlar. Perişan adamı olur. Nasıl adam da oh be kurtuldum. Fark ettim. İkiniz de kocanızdan ayrıldığınızda bir yaz tuttunuz. Ama ne yaz tutacağım? Bir yaz tuttunuz. Ne tuttunuz belli değil de yaz tutmadınız belli balık yani. Balık tuttuk aşkım. Balık tuttuk. Çok güzel balık tuttuk. Bir şey söyleyeceğim. Ben ayrılalım. Bir sene olacak neredeyse. Hiç yanımda birini gördünüz mü? Herhangi bir dağılık daha gördünüz. Senin boyacı mı? Bir şey vardı. Sen hani beni aradın ya alelacele. Ne zaman ya? Alelacele beni aradın 10 ya. 10 sene önceden bahsediyorsun. Hayır, boyacıyı eski olarak düşün. Başka birisi için aradın ya. Doğulu bir iş adamı bir şey. Ay sana şimdi kalemi bir fırlatacağım. Hadi yemez ha. Yemin ediyorum öyle bir şey ama yok artık. Ama siz hepiniz kutsal şeysiniz herhalde. Bir şey söyleyeyim, bir dakika sen niye yalan söylüyorsun? Yani... Hayır, bana diyor ki sen diyor boşandıktan sonra hatta evliyken. Onu da izledim o pro. Diyorum evliyken ki Arto. Evliyken değil ya. Hayır, biterken hani biterken, belki... doğulu bir iş adamı varmış. Arto'yu aradım. Arto kim abi bu abi kim? Ben niye bilmiyorum. Diyor, ben diyor öğrendim. Kim diyorum. Ama şu da var. Benimle beraber olduğunu iddia eden o kadar çok insan var ki. Mesela ben çok sıcakkanlı bir insanım. Evet, mesela işte. Oturuyorsun, merhaba diyorsun. Canım ciğerim mesaj atıyor mesela. İşte gayet dostane mesaj yazıyorsun. Bak biz de hemen böyle. Biz de böyle yazarız. Ay iyiyim aşkım bilmem ne yazarız ya mesela. Ben, nasıl yani yapıyor Selen? Bak Selen ya bu abire beni arıyor biliyor musun? Bak yani Selen Görgüzel ya bizim. Akşam herhalde onunla görüşeceğim. Kim abi bu?
Hani bir kere görmüşüm. Benimle beraber o kadar çok insan var ki benim haberim ne olmadı. Seçici misin? Seçiciyim. Seçiciyim ama ben mesela Aras'la ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Hadi yap. Nasıl konuyu üstümden atmaya çalışıyorum. Sen Aras'ı beğeniyor musun? Çok beğeniyorum. Ben ciddi çıkma bir... Çıkma teklif etse çıkar mısın? Ama yaşımız uymaz herhalde onunla. Yani yavaş ver ayol. Millet 30 yaş, 20 yaş, 25 yaş büyük, küçük çocuk alıp besliyor evinde. Millet. Yani sen niye yapmıyorsun? Ben bir sürü yapamam. İnsan yani var. Ben yaşımdan küçük, çok o kadar küçük. Yani atıyorum 2-3 yaş olabilir belki ama... Aras kaç yaşında? Kaçtı? Bir baksana. Aras benden bir yaş küçük galiba. Yani 30... Yaşlı bayağı o zaman. Tamam. Ya tamam ben de sonuçta daha 35'imdeyim ama olsun Aras yani. Yaşı boş ver. Ha 90'lı 2 yaş küçük benden. Yaşı 90'lı. Boş ver. Yani 32 yaşında. Küçük de değil ya. Ay neyse ya bir şey ama soracağım. Ama küçük geliyor işte bize. Çok kız kalemi yeme. Niye o kadar küçüksün? Kalemi yeme Aras'ı ye. Bırak. Keşke. Keşke. Bak ya, bayılıyorum. Tamam. Dürüst abiciğim. Beğeniyorsa beğeniyor. Çok beğeniyorum hatta ola yani. Ki tamam yaşı boş ver. Tamam. Çünkü ikiniz de 30 ve üstüsünüz diyelim. Tamam. Sonuç olarak o 70-60 değilse zaten tamam, bir problem okay. Yok. Diyelim ki yaşı yaşıma uygun. Evet. Seçer miydin? Seçerdim. Yaşı yaşı yani Aras... Nesi seni çekiyor mesela? Bir erkek de mesela bu asgari bir ücretli sahip de değil bir de. Ay başlayacağım asgari ücretimden. Yok onu soracağım tamam, da önce onu bunu konuşuruz. Hadi. Peki Aras'ın nesi dikkatimi çekiyor? Aras sahip bir kere, çıkacak bir adam. Şimdi canlandırdığı karakterlerle belki de çok doğru orantılı. Hmm. Hani oradaki o güçlü, bıçkın, fırlama, delikanlı, zeki, işte işi çözen, halleden tarzı ve tavrı o kadar güzel hayata geçiriyor ki. Son Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Onu izleyeceğiz bakalım inşallah. Ben onun bu arada hakimdim o projeye. Merakla bekliyorum. Bir kere çok yetenekli ve çok başarılı bir oyuncu. Ben başarılı insana çok büyük hayranlık duyuyorum. O hayranlık da bir de yakışıklıysa doğal olarak beğeniye dönüyor, saygıya dönüyor. Şahsi olarak öyle tanışıklığım yok. Aras yakışıklı bir çocuk değil çünkü. Değil. Çok yakışıklı hoş değil. Hoş bir çocuk yani. Zaten öyle salt yakışıklılıktan ziyade. Ama enerjisi yani. Muazzam. Bana çok eğlenmeye gelirdi. Bak bir şey söyleyeyim. İçeride 300 kişi var. Yine de onu seçebilirdim. İşte ışık ışık sana enerji. Sana öyle bir bakardı ki bak. Bir bakış attın, kalbimi yaktın. İnanılmaz bir aurası ve sanatçı ve karizmatik ruhu var. Ay ne İnanılmaz. Güzel. O güzel geçiyor. Mesela annem mesela Aras çıkınca oğlum çıktı diyor. Evin evet. Çocuğu. Aynen öyle. Her ailenin sevilen yüzü. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Ve çok başarılı. Ve bu arada... Öyle bir zaman, öyle bir geçer zaman kiden başlayan yolculuğuyla... Olay bir adam oldun. Çok başarılı. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Benim birebir tanışıklığım yok ama çok ortak arkadaşımız var. Ve kendi kişiliğiyle ilgili o mütevazılığından da çok bahsediliyor. Hiç böyle şey. Yani evet. Kibarlığı, gerçekten gerçek arkadaşları da söylüyor mu? Çok, sanki sana çok da söylüyorlardı. Ben söyledim. Bir de öyleymiş ama. Süper. Şey mesela biz eskiden aynı lokasyonda oturuyorduk. Çok karşılaşıyordum mesela. Sana ne oldu o zaman? Artucuğum bende hep para var. Tamam bende para var çok şükür Allah'ıma kazanıyorum. Benim hiçbir erkeğin parasına ihtiyacım yok. Tamam devam edelim. Ay. Allah Allah kadının parasına taktın. Birazdan neyse. Gelecek bu asgari ücret. Hani bu yalandan gelecek. Seni neyse. Savunurken. Ben Aras Bulut İynemli'nin karakter yapısında duyumumu aldığım ve gözlemlediğim kadarıyla çok düzgün, çok beyefendi, çok karakterli. Ayrıca çok yetenekli bir sanatçı dostumuz, arkadaşımız. Kendisini takdir ediyorum. Uzun bir ilişkiyi de çok saygıyla devam ettirdi. Bittikten sonra böyle handikap olabilir. Bunalımını dışarıda eğlenerek dağıtmak ama isteyebilir ki erkekler peki, bunu yaparlar. Üzülmez misin? Şimdi ben bir çıkarım onunla. Olsam mı? Teklif gelse dedin birlikte olurum dedin. Flört ederim. Peki Bige'ye sana göre mesela Bige'nin kalbini düşünmez miydin? Yani ne olduğunu. Bunu Bige görmeyecek. Hayır şimdi ben anlamadım. Bige'den ayrıldı benle beraber oldu. Ben Bige'yi mi düşüneceğim? Hayır hayır. Anlamadım. Evet. Ben yani. Dışarı çıkıyor ya. Kızım bunu... siz kadınlardan kadınlara kötülük gelir işte. Hayatım bu bir da dakika örnek. Yani ilişki bitmiş gitmiş. Ben de Bige'yi düşüneceğim diyor. Aynen aferin kız doğru. Helal. Bravo. Neyse. Bravo. Ben böyle bir açık ruhlu ve açık görüşlü seni açık görüşe davet ediyorum. Yani tebrik ederim. Da yani numara yapıyor diyeceğim. Arasını düşünmediği Bige'yi bir ben şey mi düşüneceğim mi? Diyor. İşte burada yalan konuşanlar işte burada doğru konuşan. Bu doğru konuşuyor. Şimdi buna neler yazarlar biliyor musun? Ay o kız doğru.
Bir şey söyleyeyim mi? Ben insanların iç sesinin aslında diliyim. Evet. Ama söyleyemediklerini ayıplıyorlar. Aslında bakacak olursan kendi gerçeklerinden kendi kaçıyor insanlar ya. Kendi açsınlar Müge Anlı'yı seyretsinler kardeşim. Kendi gerçekleri. Esra Erol'u açsınlar. Gerçek orada zaten. İşte gerçek onlar. Onun için bu kadar reyting yapıyorlar. Ve gerçek bir doğru söyleyin Dokuzköy'den yorumcuyla diye devam ediyoruz. O zaman şunu da soralım yeri gelmişken. Sen orada gerçek bir yorum yaptın. Asgari ücret bana yetmez dedin. Yani sen çalışmasan değil mi? Sen çalışmasan sadece eşin asgari ücreti olsa bu ne nasıl olacak? Canım. Bir cancam. canım şimdi şöyle bir şey söyleyeyim canım ben sana. Bunu ben bana yetmez demedim. Burada sizin gibi değerli dostlarımın önünde ve sizi izleyen değerli izleyicilerimizin bizleri, önünde evet. Bu konuyla ilgili son bir açıklama yapayım. Off the record mu söyledin böyle? Hayır. Hiç bana söyledim. Gazeteci arkadaşımız sordu. Dedik Seren Hanım dedi asgari ücretli dedi birisiyle beraber olur musunuz? Evet. Ben de dedim ki aşkın bir tarifi yok. Maddi bir kriteri yok. Aşk kapıyı çalar girer içeri. Aynen. Ama mantıklı düşündüğümüz zaman şimdi artık ben dünkü bebek değilim. Başından iki tane evlilik geçmiş, çocuk büyütmüşüm, aynen. etmişim. Hayatla ilgili bir sürü mücadelem var. İyisiyle kötüsüyle bir de hayat tecrübemle doğru orantılı. Bildiğim bir şey söyledim. Şimdi evet diyelim ki ben aşık oldum. O da bana aşık oldu. Hadi başladık. İlk gün işte çıktık. Gazeteciler bizi çekti. Arkadaşlarım bir yere davet etti. Restorana gittik. Hadi ağırlandık. Hadi bilmem ne. Yanımdaki erkek bu durumdan bir süre sonra rencide olmaya başlayacak. Rahatsız olmak isteyecek. Peki sen illaki o restoranlara gitmek zorunda mısın? Hayır ben değilim tabii gider balık ekmek yeriz beraber yürürüz. Ama sen de öyle hayır var ama Selen de öyle bir tip vallahi var doğru söylüyor. Balık ya benim var gerçi çok zengin hani. Ben onu da yaşadım. Ya da ayrıldı oldu. Ya dışarıdan mesela ya ben gerçekten olmayan bir Selen Görgüzel'in öyle bir mücadelesini veriyorum ki. Ya, bir evet. Selen Görgüzel şimdi yaşatıyorlar kafalarında. Teslim etmem lazım. Gerçekten tek başına kızıyla survive eden bir anne. Çok bakmayın severim. Arada böyle söylemler ay, severiz, veya aynen. bilmem neler. O da sanatçılığının çok, gereği aynen. ki söylemiş de olabilir. Aslında düşünce olarak da doğru. Ama doğru tek söylüyorum. Başına yıllardır mücadele eden ve bir tek kuruş kimseden doğru düzgün para almamış ne eşlerinden ya da ne birinden muhtemelen ne çocuğu için ne kendi için tek başına survive eden bir kadınsın. Ya teşekkür ederim Artu. Tebrik Artu, ediyorum bu... seni. Haklısın bunu da. Bunu yaşarken bunun ne demek olduğunu bilmeyen yaşamayan anlamaz. Evet. Bir kadın olarak Türkiye'de kadının hala kendini ispat etmek durumunda kaldığı süreçler içerisinde elinde yüzünde biraz da düzgün bir kadınsan, yuvarlak atlı bir kadınsan, bir de ekranda popüler kültüre hizmet eden bir iş de yapıyorsan, bir de teksen, bir de yalnızsan, etrafında koruyanın kollayanın bırak yoksa, bırak tek olmasan bile. Tabii o ayrı. O kadar ön yargılarla ve o kadar çok yaftalamalarla mücadele etmek zorunda kalıyorsun ki. Yani tek başına sadece yeteneğin ve tecrübenle yürüsen Allah Allah o kadar güzel ki her şey. Ama sadece onunla uğraşmıyorsun ki gittiğin yerde duruşun, oturman, giyin, kalkman, giyimin, yediğin, içtiğin ve talepler. Arkadaşların. Sanatçı olduğu için daha tabii ki özenli giyinmek zorunda. Hem özenli aynen. hem daha seks apilitesi olan hem bilmem ne. Yani yaftalanmaya daha da müsaitsin müsait burada. Çok oluyor o zaman. Ha, o zaman daha da müsait oluyor. Bir şey oluyor. Daha söyleyeceğim. Şimdi benim tarzımda kadınlar ben sıcakkanlı bir kadınım. Evet. Çok benim mesafem yok. Çünkü ben burada... Bunu burada anlıyorlardır biliyor musun? Ne çok işte yazdı. Ne burada, çok sevmişler evet. seni. Ay, evet. Ne tatlısın. Bak bugün böyle ne güzel oldu. Burada açık açık fizyonomik olarak evet bir bedeniz burada ama ben burada ruhla beraberim. Yani biz bir ruhlar aleminde tanışıyoruz ve burada bir araya geliyoruz. Hamdi hani Alkan'ın böyle... nesini beğendin o ruhun i̇şte içinde? İşte başarı diyor bak. Hamdi'nin hayatla verdiği mücadelesine çok saygı duydum ben. Yani tek başına o da çok sıfırdan. Kendi tırnaklarıyla kazıya kazıya işte hem üniversitesini bitirip hem tek başına aşık olduğu işle ilgili başarmışlığı, işte çocuklarına sahip çıkışı, çıkması. Benim o dönemdeki ihtiyacım olan hayatımdaki o şefkat ve merhametli yaklaşımı... Sana sahip çıktı mı? Ya sahip çıkmak hangi anlamda? Her anlamda soruyorum.
Ya evliliğin sırasında. Madde olarak söylemiyorum, maddi olarak. Maddi olarak onun gücünü hissettin mi? Hissettim. Hissettim. Bir de biz şimdi hani diyorsun ya, kızımla tek başınayız. İki. Evet. Yani kızım da o zaman küçük. Ben de genç, yalnız bir kadınım. Ha. Hani orada hayatıma girişiyle, bak benim de kızlarım var. Biz artık bir aileyiz. Aa, muhteşem. Ve ben o dönemde zaten hani düşündüm işte, biz beraber Hamdi ile tiyatro kurarız. Bir okul açarız. Ben de yaratıcı drama eğitmeniyim aynı zamanda. Öyle beraber mi? Tabii. Ne bileyim ben işte Alkan Akademi yaparız falan. Ben o odaklıydım aslında. Peki neden ama olmadı? Başka bir şeye olmadı. Evrildi neden iş. Neden olmadı? Neden oraya evrildi? Seni kıskandığından olabilir mi? Çünkü biliyorsun aşk da kıskançlık getirir. İlla ki kötü anlamda sormuyorum. Hı hı. Bazen karşı tarafa aşıksan da onun açılmasını veya büyümesini veya insanlarla buluşmasını istemeyebilirsin. Aslında şöyle, aksine Hamdi beni çok destekledi. Yani benim iyi güzel olmam için, yoksa öyle benim mesela ilk şarkımı beraber gittik aldık Şehrazat'tan. Ondan sonra benim iki tane klibimi kendi çekti. O benim başarılı olmamı istedi ama ben başardıkça da elden avuçtan böyle bir kayma halimden de doğal olarak belki de bir rahatsızlık. Tabii. Duymuş tabii, olabilir. Yani, çünkü anlayabiliyorum. Çok ele avuca sığabilen bir enerji değilim ben. Sırf aşk da değil, bir de yaş kaygısı da olunca, şimdi Hamdi de büyük bir adam sonuçta yaşça da. Evet, senin kayıyor gibi gözükmen onu endişelendirdi. Çok endişelendirmiştir. Halbuki çok kavga hiç öyle ettiniz değildim mi son zamanlarda? Benim... Hayvan gibi mi kavga ettiniz dedin sen mi dedin? Pandemi döneminde yapıyorduk onu yani, ama onun sebebi... O zaman birlikteydiniz değil mi? Ayrılmamıştınız. Tabii pandemi döneminde beraberdik. Yani böyle... Hamdi'nin alkol sorunu var mı? Yok, hayır. Herhangi bir tedavi sorunu var mı? Yok, yani zaten biz ayrılalı bir buçuk sene oldu. Ama yani yaptığımız iş gereği biz zaten farklı genetikte insanlarız. Yani psikolojimiz, bakış açımız, mantığımız, olaylara yaklaşımımız çok farklı oluyor. Hamdi de kreatif bir zeka olduğu için tabii ki normal standart bir insan değil. Son bir soru daha sorayım sana. Herhangi bir şiddeti oldu mu Hamdi'nin? Yok, asla. Hiç öyle bir şey olmadı. Şu anda görüşüyorsunuz Hamdi ile galiba. Evet, geçen evet. Yani anda, bu son görüşü. Şu andaki bu... görüşlerin görüşüyor olduğun için değişmiş olabilir mi? Yoksa gerçek düşüncelerin mi bu sorduğum soruların cevapları? Ya zaten sorduğun sorunun hiç aksine politik bir cevap vermiyorum. Hep söylediğim, yani neyse onu söylüyorum. Ben bu ilişkiye başlarken niye başladığımı söylüyorum. O şefkat duygusu, o aslında kurabileceğimizi düşündüğüm, hayalini kurduğum hayatın hayali. Bugün verdiğin cevapları 5 yıl sonra veremezsin ona göre. Eğer ki değişirsen. Bugün görüştüğün için sen bu baskıya uğramadım demeni. Hangi baskı? 5 yıl sonra herhangi bir şiddete, herhangi bir baskıya. Herhangi hayır yani bir... şöyle bak, bir kere fiziksel şiddet asla olmadı. Tamam. Psikolojik şiddet tabii ki oldu. Tamam. Yani ben bunu inkar etmiyorum. Tamam. Uzlaşamadığımız, fikir çok ayrılıklarının konumlu olduğu binlerce sorunumuz vardı. Ama şey değildik yani, hani böyle kötü değildi. Kanlı bıçaklı kanlı değildi. Bıçaklı değildi. Şu anda arası iyi olduğu için daha peki, yumuşak geçiyor. Peki burada ne görüştünüz? Neden görüştünüz burada? Bir biz burada karşılaştık. Benim annem bu arada çok acı bir şey yaşadım ben. Yılbaşı gecesi sahneye çıkmadan 5 dakika önce öğrendim. Annem düşmüş. Ay kabus. Ve kolunu kırmış. Aşkım ya. Alnı falan patlamış. Ben sahneyi o yılbaşı gecesi nasıl geçirdim bilmiyorum. Ah, gene hakkıyla çok, çok güzel ama bir gece geçti ama korkunç bir haber aldım. Tabii sahneye ki, çıkmadan 5 dakika önce. Ay. Ondan sonra sahneden iner inmez doğru hastaneye gittim. İşte annemi ambulanslarla falan kaldırmışlar etmişler. Oradan işte başka yere geçirdim ettim. Ben şu dün daha ilk defa annemi evine geçirdim. Nasıl, i̇şte iyi mi? Çok şükür. Aşkım. Toparlıyor. Çok bizi de izliyordur şu öpüyoruz anda. Öpüyoruz ellerini. Çok zor bir süreç geçirdi. İyi bir kız doğurmuşsunuz biliyor musunuz? Düzgün, dirayetli, sağlam, tek başına savaşan. Biz bakmayın böyle sorular soruyoruz. Kendini açsın, biraz ruhu rahatlasın diye. Çok geçmiş olsun. Hadi biraz es verelim. Tanıyorum. Ödül törenine gidelim. Bir ödülümüz var. Ödülümüz işte gene mi var? Var maşallah. Hadi diyoruz ya. Buyursunlar. Uluslararası başarı ödüllerinden ödülle döndük. Yapımcımız Bilal Özbilge yılın en başarılı televizyon yapımcısı ödülünü alırken ikinci yapımı olan kardeş programımız Beyaz Magazin'de ödül aldı. Sevgili Bilal Özbilge katılamadı. Ekibimiz burada. Değerli arkadaşlarım Beyaz Magazin'den. Peki ödül törenine neler damga vurdu? Tiyatro turnesinin dönüşü kaza yaparak arkadaşlarını kaybeden Ceyhun Fersoy sahnede gözyaşlarına boğuldu. Çok güzel işler yaptığım ve geleceğimizi düşündüğüm. Komedi
komedyen ve sunucu Doğu Demirkol sahnede inerken yere kapaklandı. Güzel şarkı Can Diyener doğum gününden bir gün sonra ödül törenindeydi. Kıyafetiyle olay yarattı. Anne hanım, elini taştık, o derin çok tatlı olmuş, çok güzel aşağı. İddialı pozlar verdi, yürek koplattı. Sahnesinde neler yaşandı? Hangi şarkıları söyledi? Öykü Serter ve Onur Kırış'ın sunuculuğunu yaptığı uluslararası başarı ödülleri töreni gerçekleşti. Törene birbirinden önemli isimler ödül almak için katıldı. Sanatçı Nurseli İdiz'in ödül konuşmasıyla başlıyoruz. Yaşam boyu onur ödülü aldı Nurseli İdiz. Ömür boyu onur ödülünü tüm tiyatro ekibimizden alıyorum. Çok sevgiler, saygılar, iyi eğlenceler. Adelade programı sona eren Doğu Demirkol ödül konuşmasıyla güldürdü. Çok bitti arkadaşım. Bittikten sonra ödül aldık. Hiç bırakmış. Öldükten sonra değeri anlaşılan ressamlar gibi burada Picasso adını alıyorum o zaman. Büyük talihsizlik yaşadı. Ödülünü aldıktan sonra sahnede inerken az kalsın büyük tehlike yaşıyordu. Poposun üstüne düştü. Düşmesi için nazardır nazar dedi. Nazar diyelim, nazar dememiz gerekiyorsa. Felaklasımızı yapıştırıp devam edelim o zaman, var mısın? Doğu Demirkol programının bitmesi için konuştu. Çok gündem olsun istemedim ben ama. Şahan Gökbakar ve Kemal Sunal yarıştırılma polemiğine kapıları kapadı, polemiğe girmedi. Doğrudur. Güzel, güzel bir yakıştırma olarak mı yoksa? Yani... En ufak bir negatif bir şey ağzından çıkmayacak bakan. Vallahi az önce düştüm şu an. Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin ölümden döndüğü tiyatro turnesi dönüşü kaza yapan ve meslektaşlarını diğer dünyaya uğurlayan oyuncu Ceyhun Fersoy ödül konuşmasını yaparken zor anlar yaşadı. Çok güzel işler yaptım ve geleceğimizi düşündüm. Çok pardon, çok özür diliyorum değil mi? Hayatta olmam lazım. Buradan Tolga Güleryüz, Burak Topçu, Özgür Karakaş'a her zaman olduğu gibi kocaman alkışlarımızı gönderiyoruz. Onlar burada bizi izliyor. En önemli şey sağlık dedi. Çok önemli. İyi ki karşınızdayım canlı canlı. Sağ olun. Ödül konuşmasının ardından garip bir olay yaşandı. Eşi Begüm Öner'le kamera karşısına geçen Ceyhun Fersoy'un ödülünün üst kısmı elinde kaldı. Nazar diyelim. Olsun, ver nazar, bana. Nazar. Abi çok nazar var, evet. Niye böyle ya? O kazadan sağ kurtulmasının taktığı kemere borçlu olduğunu söyledi. Biz de buradan ekran başındaki sizlere trafikte kemer takmanın önemini hatırlatıyoruz. Yani... Ya, benim çünkü yanımdaydı Tolga. Minibüste. Ya bayağı yakınımdaydı. Ben kemer vardı bende. Sadece bende kemer vardı. Geçiyoruz. Geçtiğimiz gün 50 yaşına basan güzel şarkıcı Hande Yener'e. Hande Hanım ne yapıyorsunuz? Bu kıyafet, bu saçlar. Ortalık yangın yerine döndü. Tamam. Bir saniye çıkıyorum. Hande Hanım. Yeni saçlık modeliniz çok tatlı olmuş. Çok güzel aşağı. Hande Hanım doğum gününüz bugün neler söylemek isterdiniz? Sağ ol aşkım. Muhabirler soruyor, Hande Yener sahnesine yürümeye devam ediyor. Hande'nin proje için bir saçlar yoksa ondan sonra böyle misin? Oradan. Pardon arkadaşlar. Ve sahne öncesi heyecanlı bekleyiş başlıyor. Hande Yener söylemezsem olmaz kamerasına şov yapıyor. Hande Hanım'ın çekici bakışlarına kapılmamak için hemen sahneye geçmek istiyoruz. Hande Yener sahnesiyle dünya çapında bir şova imza atıyor. Yener'in oğlu Çağan Kulaçoğlu da annesini yalnız bırakmamış sahnede DJ masasında.
Sahne şovuyla meslektaşlarına gözdağı verdi. Hande Yener'e sürpriz doğum günü pastası geliyor. Kostümüyle uyumlu baş harfinin olduğu pastası dikkat çekti. Belki birazcık bozuldum, ruhum belki can çekişiyor. Belki biraz da kızardın ama bana kırmızı çok yakışıyor. Kardeş programımız Beyaz Magazin, yılın en başarılı magazin aktualite programı ödülünü aldı. Ödülü Didem Delen aldı. Yapımcımız Bilal Özbilge ise yılın en başarılı televizyon yapımcısı ödülüyle bizi gururlandırıyor. Yapımcımızın ve programımızın başarılarının devamını diliyoruz. Sevgili Bilal Özbilge katılamadı. Ekibimiz burada, değerli arkadaşlarım Beyaz TV'den. Onun adına ben alıyorum. Çok sevdiğim, hayran olduğum kadınlar Yüksel Ferah, Kristan, aynı sahnede ödül almakta gerçekten çok keyifli. Evet, çok güzel bir ödül töreni. Ne kadar renkli olmuş. Ödül alan herkesi tebrik ediyoruz. Tabii ki yapımcımız Bilal Özbilge'nin ödülünü de tebrik ediyoruz. Tebrikler. Güzel ödül olmuş. Ödül törenlerini seviyoruz. Çok katılamasak da, iştirak edemesek de orada olan herkesi yürekten tebrik ediyoruz. Hande'yi bir konuşalım. Çok güzel gördüm. Hande'nin elbisesine bayıldım. Hande ne bu refresh'e? Bu tazelenme Burcu, gelmiş. Burcu yapmış Hande yine. Hande var ya, Ajda. Öyle mi? Evet, Ajda'yı. Hande tam gerçek star. Burcu'yu ellerine sağlık vallahi. Çok bayıldım elbiseye. Çok güzel olmuş. Değil mi? Baktım çünkü kim yapmış diye. Bir baktım tanıdık çıkınca çok sevindim. Ajda, Bülent ve yani bir sürüsü. Çok kişi yapıyor. Beğendim. Çok güzel. Yani Hande Yener'in kendisini sürekli yeniliyor, evet, olması ya. Ve hani bunun için bazı insanlar çabalar ve zorlama durur. O da iriti durur zaten ama Hande Yener o kadar gerçek bir star ki ve evet, o kadar sadece kendi işiyle ve kendi müziğiyle ve kendisiyle. Sadece kendiyle uğraşan birisi. Çünkü niye, aynen, biliyor musunuz? Başka pislikler gibi başkasıyla uğraşan değil. Hayır. Kendiyle uğraşan. Çünkü sanatı var, sesi var, duruşu var, özel kimliği var, kişiliği var. Özel hayatında çok mutlu. Aşık olduğu biriyle beraber. Bu arada aşık olmadığı değil. Yüreği yani de çok güzel bir insan. He, onu söyleyecektim. Hande'yi kötü gününde görürsün yanında, değil mi? Ben iyi gününde çok göremezsin. Kötü gününde yanında biter. Kesinlikle. Tam kötü gün dostudur. Evet. Böyle bir şey yaklaşık herhalde 20-25 yıldır arkadaşım. Bir kötü bir şey olsa ya bu kadar bu kadar pozitif, bu kadar iyi belki olabilir mi bir insan ya? Ya o kötü kadar, gün dostu denir, evet ya. Ben böyle çok önemli bir dönemde, süreçte Hande'nin o kadar beni aradı, sordu, o kadar ilgilendi ki. Evet. Yani insanın çok birebir yakınlarının yapmadığı kadar ilgi, alaka, dostluk, o varlığını hissettirmek insana o kadar güç veriyor ne kadar ki. Süperdir. Şey. Hande çok özeldir. Yeni yaşını tekrar bakmayın, dediğim gibi Demet de benim çok eski arkadaşım. O da delinin teki, ruh hastası. Ama o da bir gün öyle bir gün. Ama mesela ama Demet Akalın'ın artık kendisini yenilemesi, evet, ve geliştirmesi gerekiyor. Şimdi Hande Yener işte burada bunu çok iyi başarıyor. Yani güzel görünme derdinde değil. Ama öyle farklı ve çok marjinal olacağım diye. Sen Demet Akalın'a laf mı ettin? Laf ediyorum, evet. Hmm. Evet. Nasıl? Bir daha söyle. Yani Demet Akalın'a diyorum ki, Demet Akalın Türkiye'nin pop kraliçesi mi? Evet. Evet, değil mi? Evet. Bugüne kadar çok başarılı işler yaptı mı? Evet. Hemfikiriz. Ve bundan sonra yapması sence gerekmiyor mu? Gerekiyor. Şu anda yapıyor mu? Yapamıyor mu? Sence yapıyor mu? Yapamıyor mu? Cevabı yapıyor mu? Sen söyle bana. Ben Arto sen ben söyle bana. Değil, yapamıyor şu benim anda. Benim gönlümde benim çok sevdiğim. Bak, ve sevmek başka bir şey. Ben de seviyorum Demet Akalın'ı. Sevmek Demet başka Akalın bir şey. Demet Akalın bağlansın da şunları bir paspas etsin. Bence lütfen. Demet burada bize hak verecektir. Çünkü Demet'in şu anda bence eşlik ve annelik durumu sanat hayatının önüne geçmiş durumda. Ama bilerek, isteyerek. Bence bunu tercih ediyor. Ha, gerip yani ya. Gidip de sanatını beceremiyor anlamında asla söylemiyorum. Ne demek istiyorsun? Tam olarak söyle. Şunu söylüyorum. Yani Demet'i ben o eski freshliğiyle görmek istiyorum. İşte belki biraz sen daha anneliğiyle görüyorsun ya da karılığıyla. Yani eşli, karı koca yani eşliği anlamında. Şu anda onu daha çok tercih ediyor gibi geliyor bana. Kendini? Evet, biraz daha güncellemesi gerekiyor işte müzikal anlamda. Senin dediğine bundan 6 ay öncesine katılabilirdim.
Şu anda fark etmiyor musunuz bir değişiklikler olduğunu? Müzik. Sahnedeki giysileriyle, yaptıklarıyla bir bilmem ne. Bir de şarkılarını da çok beğendim. Yani sahnedeki kıyafetlerini de çok özür dilerim. Hiç beğenmiyorum. Ya bir insan zaten bir markayken bu kadar başka bir markayla var olma ihtiyacı duymaması gerekiyor. O, bu aslında polemik konusu biliyor musun? Daha öncelerde oldu. Bu kadar markana güveniyorsan marka giymezsin dedi. Yani sen şimdi... Kim dedi onu? Gülben Ergen dedi galiba. Bilmiyorum onu hatırlayamıyorum. Demet Akalın'ın buna ihtiyacı yok. Ama Gülben Ergen'in parası yoktur. Belki onun için giymiyordur o kadar fazla peki marka. Peki şuna katılıyor musun? Çok markayken marka giyinmek... Neden? Hayır, sadece çok markalı giyinmek başka bir şey. Onu diyor. Ama markayı giyinip ama saklı marka giymek neden başka olmasın? Param varsa... O ayrı bir şey tabii yani, ki ama yani burada yazarak işte, çıkmak tamam, bence o marka Demet Akalın'a para vermesi gerekiyor. Çünkü Demet Akalın o markanın reklamını yapıyor aslında orada. Çok akıllısın aşkım. Alttan giydirip üstten yalandan... En sevdiğimi. Çok idmanlıyız. Ama ben yemem çok idmanlıyız. Yani onu ben yemem. Boşuna hiç uğraşma. Aklı. Ben Demet Akalın'ı çok seviyorum. Severim. Tabii. Arkadan da bu gelir hep. Bu arada biz Demet'le şu anda atıyorum bir kahvaltı sofrasında ya da bir kahve sofrasında olsak da aynı şeyi söylerim. Derim ki Demet artık kendine gel. Senin o eski pop kraliçesi hallerini özledim derim. Çok mu eski kaldı sana ya, göre? Şu anda şey gelmiyor bana yani yeni gelmiyor hiçbir şey yaptığım ya, müzikte. İyi bir anne rolünde olmak, iyi bir karı yani eş, karı koca anlamında diyorum bu arada yanlış anlaşılmasın. Eş anlamında olmak kötü bir sembol mü, kötü bir ikon mu? Hayır. Onun için açılıp saçılmam mı lazım? Ya yani şuradaki Demet'in ne kötülüğü var orada? Hayatım Demet'in ne kadar zaman önceki? 5 sene önceki falan hali. Ben son bir siyah elbise giymiştim. Bayıldım ayrıca mesela. Bakın benim bahsettiğim şey bu Photoshop'lu bir afiş fotoğrafı. Yani genel olarak bir AVM'de yakalandığı zaman da bu kadın bir star arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük hitlerini yapmış bir pop star. Star gibi davranmıyor diyorsun. Star gibi artık davranması lazım. Giyindiği, çıktığı, girdiği, geldiği yerlerde eşiyle olan. Ay Demet seyahat ettiği için şu anda Demet Bodrum'a şu anda şeyde. Yani aile şeyi de çok güzel bir şey. Ayrıca bir insan işte mesela Tarkan da süper bir baba oldu. Harika bir aile kurdu ama starlığını korumaya devam ediyor. Hmm. Starlığını i̇şte korumaya şöyle devam ediyor. Hiçbir yerde çalışmadığı ve çıkmadığı için devam ediyor. Yok çalışarak da yapılabilir. Bana bu göre benim de kusura bakma şey... Tarkan aşığı bir adam olarak o 20 yıl önce Yalova'daki çay bahçelerinde çıktığı dansları hala 20 yıl sonra da aynısını yapıyor. Çıkı 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 çıkı. Tarkan'ın dansları yani. Muhteşem. Ama zaten o kadar pardon kendine ait bir dans tarzı ki. Çok imzalı dansı. Eski. Eski. Güncel. Eski ise güncel değil. Doğru adam mu? Adam ne yapacak? Yani bak, kimse benim kadar Tarkan'ı sevmez. Ta benim 94'lerden 95'lerden bana gelenlerden kıl oldum abi albümünü aşağı indirip beni arabasında bunları dinleten çocuk. Yani çok da sevdiğim. Ama güncellemek, bazen güncellemene gerek yok bazı şeylere. Onu demek istiyorum. Bence de Demet'e haksızlık yapıyorsun. Benim burada güncellemesi gerekliliğini düşündüğüm şey, fizyonomik olarak biraz kilo vermesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, ondan benim sonra, de vermem gerekiyor. Ve sahne kostümlerini daha böyle... Mesela buradaki saçına... Pop buradaki saçına lazım. Çok giydirdim ben mesela. Fiji. Burada evet, burada çok anneanne. Çünkü çok Demet böyle... çok emek vermiş bir insan. Çok. Yani Demet'in, ben çok iyi biliyorum yani çok böyle bizim bir ahbaplığımız olmasa da çok ortak dostumuz var ve ben Demet Akalın'ın çok geçmişini çok iyi bildiğim evet, için seviyorum. Hem severim hem de ne kadar emek vererek ne kadar biliyorsun zorluklarla bir isim başardığını çok iyi bildiğim için ben bu isme ihanet edesin istemiyorum. Hande mi Demet mi? İkisi benim için çok ayrı. Ya bu nasıl bir... Bak benim kadar dürüst ve düz Gülşen, bir insan... Gülşen, Hande Yener, Demet. Müzikal anlamda mı, karakter anlamında mı? Yani karakter değil mi? Şu anda sanatçılığını tartışıyoruz. Ha okey, o zaman Hande Yener. Hmm. Ama Hande, tamam ay bunlar da benim hepsi sevdiğim isim ama... Ben de Gülşen, seviyorum. Söz yazarı, besteci, bunu nasıl es geçiyorsun peki? Es geçmiyorum, sadece 3 tane alternatif sundun, sıralama yaptım, sıralamada bir neden peki Hande Yener? Çünkü Hande dediğim gibi kendini o kadar yeniliyor, tazeliyor. O kadar tazeliyor ve bence her hafta neredeyse şarkı yapıyor. Bence şu anda objektif evet yorum yapmayabilir. Evet, yani, karakteri çünkü çok iyi bir karakter. Her hafta başka... şarkı yapıyor son ya Demet. Siz... Şey pardon Hande. Her evet hafta şarkı çıkartıyor. Ve sahnesine inanılmaz emek veriyor. Ben onun doğru çalışma arkadaşlarını da biliyorum. Nasıl hep bir çalışma halindeler onu biliyorum. Gülşen konusuna gelince Gülşen de çok başarılı bir sanatçı. Evet. Çok iyi bir müzisyen. Evet kabul ediyorum. Ama maalesef
Gülşen'in de son zamanlarda kostümü sanatının çok önüne geçti. Maşallah sen de ona yaklaştın aşkım. Hayatım ben o Gülşen kostümlerle. Olsam... Bir dakika şimdi. Benim müzik kariyerim Gülşen kadar daha henüz oralarda değil. Ben kendimi var etmek ben zorundayım. Ben hep söylediğim şeydir. Ben öyle olsam var ya neler yaparım. Öyle ben de yapmam ben, doğru. Ben şu anda kendimi ispat etme aşamasında ya olan bir solistim. Ne kadar dürüstsün ya ne tatlısın yani ne ya. Yalan mı söyleyeceğim şimdi yani. Aa, çok tatlı benim, ya kompleksiz. Ben normal evet. Bir şekilde çıkıp şarkı söylesem. Aa bu kız da işte güzel oyuncu değil miydi bu falan. Şeyler kimse, ya kimse, Dalgan'ın eşi değil mi? Eşim yani. Miydi? Halbuki benim 2012'de yaptığım kendi söz müzikleri olan kendi mesela bir albümüm var. Hı-hı. Çok ama da okuyan bir kızdır biliyor musun? Anlatmak o kadar zor ki ama kendini fark ettirmek için bazen bir yerde bir ateş yakmak zorundasın. Benim kızım da kızıyor. Anne diyor ben diyor senin diyor sahne kostümlerini beğenmiyorum. Heh. Ve diyor yani ya. Hoşuma gitmiyor diyor. Ben, de ben son ki, giydiğini beğendim. Aynı ben hepsini senin. Beğeniyorum. Evet. Ben kadın ben biraz açık. Ya bir kere sahne işi seks apelitesi de olacak. Şov işidir, güzelliği olacak. Ben zaten şey böyle fazla hareketliyim sahnede. Ben dans ediyorum. Aynı zamanda dans edip şarkı söylemek hiç kolay bir şey tabii değil. İki saat performans sergiliyorum. Hadise. Ve deli gibi dans ediyorum. Yapıyor. Kan ter içinde kalıyorum. Çok zor bir şey. Ya benim uzun kollu bir şey giydiğim zaman sahnede ölüyorum. O yüzden benim oradaki giydiğim şey aslında rahat dekolte olmalı değil. Rahat olmalı ve açık olmalı. Yani, sen ne soracaksın? Peki. Söyleyeceksin. Yok ben Serdar Ortaç'a geçmek istedim. Geçelim. Serdar Ortaç çünkü... Geçelim biraz o da eleştiri yapsın. Şimdi Serdar Ortaç kendi sağlık durumuyla alakalı bir haber verdi. Bakalım sevenlerini üzecek. İnşallah doğru değildir. Çok son üzüldüm biliyor musun? Ya. Hepimizi üzecek gibi. Evet. Yaşadığı sağlık problemlerinden sonra eski günlerine dönmeye çalışan ünlü sanatçı sağlık durumu hakkında konuştu. Serdar Ortaç yürekleri burktu. Alişan'ın konuğu olan sanatçı samimi açıklamalar yaptı. Sağlık durumu nasıl? Hastalığı yenebildi mi? En büyük pişmanlığı ne oldu? Türk müziğinin en üretken, en neşeli, en dinamik isimlerinden biriyken tutulduğu hastalık onun için dönüm noktası oldu. Serdar bir daha eskisi gibi olmadı. Amansız MS hastalığı Serdar Ortaç'a hayatının en zor günlerini yaşattı. Kariyerini ara veren ünlü sanatçı uzun süren tedavi sürecinin ardından iflasın eşiğine geldi. Biriken borçlarla birlikte özel hayatı da bu süreçte yıprandı. İrlandalı eşi Chloe'den de ayrılan Ortaç maddi ve manevi enkazla yüzleşmek zorunda kaldı. Sahnelere geri dönüş yapan Ortaç hızla maddi olarak kendisini toparlarken özellikle pandemi sürecinde yaptığı paylaşımlarla manen boşlukta olduğu izlenimini bıraktı. Son aylarda çok çalıştım. Bütün borçlarımı ödedim. Bitti mi bütün borçlar? Hayata yeniden başlıyor gibiyim. Bütün borçlar bitti. Ama çok çalıştım. Borç yiğidin kamçısı derlermiş. Onu çok iyi anladım. Her geçen gün iyiye giden ünlü sanatçı konuk olduğu Alişan'ın programında özel hayatı ve sağlığıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Tedavisi olmayan MS hastalığıyla baş etmeyi öğrendiğini söyleyen sanatçı sözleriyle yürekleri burktu. Sağlık sorunlarının artarak devam ettiğini söyledi. Günlük yaşamına kullandığı ilaçlarla devam edebildiğini açıkladı. En büyük pişmanlığının çocuk yapmamak olduğunu söyleyerek herkesi duygulandırdı. Evet, aslında çok samimi bir sohbet, röportaj gibi değil, bir Serdar sohbet. Serdar Ortaç zaten her zaman samimi bir adam. Her zaman evet. Kendini Serdar'da de okları... Serdar'da hiç yalan göremezsin. Evet, kendini çünkü de okları... Çünkü kovalıcı. Kimseyle de işi olmaz biliyor musun? Kimsenin de doğru düzgün dedikodusunu da yapmaz biliyor musun? Unutuyor. Ben var ya onunla birlikte oluyorum mesela yalandan sıkıştırıyorum. Arada da hemen telefonu açıyorum. Diyorum ki Tarkan senin için böyle demiş ya da bilmem ne. Yok demez o. Kenan dedi. Kenan'la bir zamanlar yani... Çok hani güzel. Kedi köpek gibi diyebilirim. Hani o kadar rekabeti vardı. Çok iyidir. Bilmem ne. İnanamaz. İnanılmaz bir çocuk yani. Şimdi diyor ki Allah bana bunu vermeseydi belki çok daha hızlı bir hayattan başka bir şey yaşıyor olabilirdim diyor. Belki hayatımı kendim son verecek kadar hızlıydım diyor. Aşkım o hariç benim Allah sana bir tek en kötü musibeti vermiş. O da kendi suçun kumar hastalığıydı. Seni yiyen bitiren. Senin güzelliğini insanlardan alan en büyük hastalık. Çok duygulanıyorum ben ya. Milyonlar. Şimdi mesela Serdar Ortaç'ı izlerken hani o hüznü çünkü onun böyle işte sahnelerdeki o eğlencesi, besteleri. Oy, süper. İşte karabiberler, bir şeyler falan filan. Şimdi böyle
Masumlaşmış, bu hali, bu masumlaşmışlığı, evet. O yaş almışlığı falan çok hüzünlendirdi beni. 8 ilaç içiyorum zaten sadece yürüyebilmek için diyor. Hani ayakları sürtüyormuş. Normalde bize çok gelmek istiyor. Ben sohbet ediyorum arada. Evet. Ama sabah 8.45'te olduğumuz için bir de bu ilaçları içtiğin çok uykulu oluyor. Yoksa bizi çok sever, biz de onu çok Serdar severiz. Serdar Ortaç bize daha önce geldiğinde de değil mi sanırım bant çekimdi. Yine canlı yayınlarda ve saat problemi yüzünden onu ağırlayamıyoruz. Çok iyidir, çok dosttur. Dediğin gibi çok masumlaşmış ama hala hiç masumlaşmasına gerek yok. Bütün çıktığı her program full geçiyor. Her konseri. Satış. Ben yine bir tanesine gittim. Bak tıklım tıklım. Bak, i̇nsanın kendini asla bırakmaması lazım. Her şey insanın kendinde bitiyor değil mi? Ben dedim ki Tarkan evet çok büyük megastar. Ama dedim sen halkın starısın dedim. Evet. Sen başka bir starsın. Ne besteler, sen ne halk besteler. Aynen. Sen halk ozanısın. Bu ülkenin en büyük halk ozanlarından birisin dedim. Ya sen bambaşka bir adam. Hep takılır çünkü Tarkan mı? İşte sen dedim bambaşka bir adamsın. Bambaşka. Polat Yağcı. Ona ayrıyetten teşekkür ediyorum. Aldı. Disipline soktu. Milyonlarca lira kazandırdı. Bütün borçlarını ödettirdi. Dediğim gibi o kumar borçları neyse ne. Şu anda Allah'a şükür 0-0. Bu arada Polat'a tebrik ediyorum. Yeni bir film yapımcılığına soyundu biliyor Polat, musun? Ya evet Polat müzik yapımcılığından film yapımcılığına geçmiş. Polat atom karınca gibi ya. Evet 17 Ocak. İnşallah orada olacağız. Damacana 4. Kutsal Damacana 4. Tabii ki hem Şafak abinin hem tüm ekibin hem de tabii ki senin yanında olmayı. Tebrik ediyoruz bu arada söyleyelim istedik. Biz de inşallah ekibimizle beraber tabii ki davetimize icabet edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Polat Yağcı'yı da tebrik ediyoruz. Şimdi evet tabii bu süreç milattan sonraki süreç Serdar Ortaç için. Bir de milattan önceki süreç var. O aslında o önceki süreçlerine kızıyor. Allah'tan bir ev istedim, bir araba istedim. Allah bana 10'ar tane verdi. Bir evlilik ve bir çocuk istedim. Bir tek çocuğum olmadı diyor. Acaba olmamalı mıymış? Onu şimdi anlıyorum diyor. Bence çocuk hep olmalı ya. Bence burada çocuk istemedi Serdar. Bence burada çok... Bence Serdar istedi, kız istedi. Bence Serdar Ortaç için yani gene böyle dışarıdan konuşmak bence çok istemedi. Benim tarzım bir şey değil ama yani gözlem ve hissiyat yani. Chloe muydu? Chloe. Bence yanlış bir evlilikti. Chloe'nin ben Serdar Ortaç'a asla aşık olduğunu düşünmüyorum. Aşık olmadığın biriyle 6 sene ya da 7 sene bir fiil aynı evde yaşar mısın? Yaşayamazsın da ama şimdi alışkanlık... Chloe gibi güzel bir kız başka alternatif bulamaz mıydı? Hayatım şimdi onların geldikleri memleketteki durumlar vesaireler... Ya, İrlanda. İrlanda ama Irish. Yani işte... Yani demir perde ülkesi veya bahsettiğimiz yerlerden değil. Chloe mesela bence zaman... Chloe'nin de Serdar Ortaç'ı çok üzdüğünü düşünüyorum. Yani doğru. O üzmüş üzüntü ama, de mesela Serdar Ortaç'ın hastalığını tetiklediğini Serdar düşünüyorum. Serdar Ortaç da Chloe'yi üzmedi demesem yalan olur. Serdar Ortaç da onu üzdü ama. Ben bu çok neden oluyor biliyor oldum. Musun? Mesela çok güzel bir kadınla evlendiğin zaman erkeklerde şöyle bir durum oluyor. Bir savaş başlıyor. Sen çok güzelsin ama havalara girme. Yani bunu ezmek için... Kadına kötü davranmaya başlıyor. Eğer kadın bunu erkeğinden daha için. Güzelse. Ve o zaman da saçma sapan bir mutsuzluk oluşuyor. Halbuki kadın seni sevmiş. O kadının artık oradaki güzelliği söz konusu değil. Bence Chloe evde mutlu olamadığı için bu Amerika macerası başladı. Ve Amerika'ya gidip model agency'ye yazıldı bilmem ne. Ve evden kopmalar başladı. 3 ay, 4 ay Miami'ye bilmem ne derken zaten ilişki bitti. Ben Serdar Ortaç'ın Chloe'yi çok sevdiğine inanıyorum ve çok sevmiş diye inanıyorum. Seçil Gür bana göre bir yara bandıydı. Ama çok güzel idare etti. O kız da Serdar'ı sevdi yani. Aslında evet. Seçil keşke devam olmuş. Edemesi. Keşke Seçil 10 yıl önce olmuş olsaydı. Çocukları belki de çocukları. Şimdi. Bravo. Şimdi geçiyoruz. İşte o yüzden dedim yanlış bir evlilikti diye. Aslında haklısın yani günün sonunda. Tabii. Şimdi başka bir konuya geçiyoruz. Kadir Doğulu. O Ses'te yaptığı bir açıklama. Daha doğrusu bir anısı vardı ve anı çalıntı çıkmıştı. Kadir Doğulu bu konuyu bir açıklamış. Bakalım nereden çalmış. Of Kadir Doğulu sonunda konuştu. İşte böyle itiyorum kendimi. Yaptığı açıklamaları aşırı romantikliğim. Memnun olsun diyor. Evet. Şimdi benim hedefim karımın memnuniyeti.
ve tarzıyla çok konuşulan Kadir Doğulu, O Ses Türkiye'de anlattığı anının çalıntı olduğu iddialarına sonunda cevap verdi. Kadir Doğulu hırsızlık mı yaptı, esinlendi mi? İşte şimdi tüm detaylar karşınıza geliyor. Kadir Doğulu, Türk televizyonlarının ünlü oyuncularından biri. Eşi Neslihan Atagül'le parmak ısırtan bir evliliği var. İkili geçtiğimiz yıllarda ilişkilerini evlilikte taçlandırmıştı. Herkes ikiliden bir bebek beklerken ünlü çift henüz böyle bir haber vermiş değil. Kadir Doğulu sadece mutlu evlilik hayatıyla gündeme gelmiyor. Doğulu yer aldığı her platformda yaptığı her açıklamayla insanları düşündürtmeyi başarıp gündem oluyor. Bu gün içerisindeki gerginlikler bana inanılmaz ilerletici bir eğitim gibi geliyor. Diyorsun ya kendi kendine eğitiyorsun. İşte böyle eğitiyorum kendimi. Yani biraz daha konuşsa yükseleceksin. Yerden çok şükür olsa. Aman estağfurullah. Estağfurullah, hep birlikte gideceksek gideceğiz. Eşi Atagül'e övgüler yağdırıyor. Benim varoluş sebebim ve hedefim de o zaten. Çünkü onun o içinde yanını, o arzu ettiği ve göstermeye çalıştığı benim hayat gayelem oldu. O yüzden bunlar umarım herkes tarafından fark edilir. Bazense romantikliğin dozunu kaçırıyor. İnsanlar tamam Kadir anladık, seviyorsun, sakin ol yorumunu yapıyor. Yani insan aşık olunca öyle tabii, artarak çoğaldığını düşünüyorum açıkçası. Aynı kalmıyor bence, dönüşüyor ve aynı zamanda artarak çoğalıyor. Benim hissettiğim aynı öyle. Ondan da göre heyecanlandırma şimdi bizi durup dururken. Doğulu'nun sosyal medyada çok konuşulmasının sebebi sadece romantikliği olmadı. Geçtiğimiz aylarda bir düğüne katılan Doğulu yeni evlenecek çift için bir konuşma yaptı. Şahitlerden biri olan Uras Kaygılaroğlu fena sıkıldı, sıcak bastı. Röportajlarında genelde felsefi konuları ele alan, muhabirlerin özel hayat soracağı varsa da sonrasını bırakmayan Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümüne eşi Atagül'le birlikte katılmıştı. Şarkılarını söyleyen çift hemen ardından konuşmaya başladı. Kadir Doğulu eşiyle olan bir tartışmasını şu sözlerle anlattı. Bölümün yayınlanmasının ardından izleyiciler Kadir Doğulu'ya hırsız dedi. Daha önce Twitter üzerinden bir hesabın paylaştıklarıyla fazla benzeyen sözleri acaba dedirtti. Kadir Doğulu anlattığı anısında bu yazıdan esinlendi mi yoksa olduğu gibi alıntıladı mı? Bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yaptı. Bir gazeteye yaptığı açıklamada herkesin yaşadığı bir hikaye. Anlattığım şeyi birilerinin daha yaşıyor olması anormal değil sözlerini kullandı. Kadir Doğulu'nun bu açıklaması sonrası herkes inanıp inanmamakta arada kaldı. Evet, Kadir'in bu açıklamasını reklamlardan sonra yorumlayalım. Merak ediyorum ne yorum yapacaksınız çünkü... Ben en çok senin yorumunu merak ediyorum. Aynen, çok değişik bir adam. Reklamlar. Efendim, reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kadir Doğulu'yu konuşalım. Yılbaşındaki bu anı çalıntı çıktı. Kadir de dedi ki bu herkesin başına gelebilecek bir anı, niye çalayım dedi yani. Kadir'i başarılı buluyor musun? Kadir biliyorsun eski Hande Yener'in sevgilisi. Yani Kadir Doğulu'yu ben ya işte Hande Yener'in sevgilisi olarak hafızamda, hı, ya Kemal Doğulu'nun erkek kardeşi olarak, şimdi de Neslihan Atagül'ün kocası olarak, yani ki o da iyi bir oyuncu, evet, galiba oyun, değil mi? Bir şey diyeyim mi? İyi bir oyuncu. Yani hakkını teslim ama etmem lazım. Ama şey yapamıyorum yani. İyi bir oyuncu yani. Ya. Öyle mi hiç, evet. Hiç iyi ben oyuncu. Bir tanesi. Ya bazen. Ben de yani ne böyle bir projesine hakimim. Ve eskiden zannedersem servis elemanıydı değil mi? Yani komi, garsondu evet, zannedersem. Bence çok büyük bir aşamaya, sanki çok haksızlık ediliyor gibi. Ama tabii böyle şeylerde çıktığında yani bu sefer de insan sinirleniyor yani. Sen böyle bir şey çıkıp da şu ödül töreninde ya da şu Acun'un yılbaşı programında böyle bir şey niye bence girersin bunu, ya? Bence bunu kendi bireysel aklıyla yapmamıştır. Onu kesin menajerinin. Menajeri olduğunu düşünmüyorum. Onların menajerle şirketleri var. Kendi şirketleri yani var. Şirket yani neyse işte o şirketin yönetimiyle bence. Birisinin üst aklıyla diyorsun. Üst aklıyla yapılan bir şey. Çünkü bu tarz şeyleri bazen dikte edebiliyorlar. Ama onun da tabii ki dikte edilen şeyi bir araştırması tabii gerekiyordu. Ki. Eğer böyle bir şey
şey varsa. Ama arada sırada ben de şöyle bir şey yapıyorum mesela. Hepimiz yapıyoruz. Instagram'da mesela bir fotoğraf paylaşıyorum. Tamam. Cemal Süreyya'nın işte lafını koyuyorsun. Tamam, Cemal Süreyya ama yazıyorsundur ama. Bazen yazmıyorum. Benim lafımı zannediyorlar. Ama Cemal Süreyya'nın olduğunu biliriz yani. Bilirler yani, aynen öyle. Şurada bunu yapamazsın. Şu çok yani büyük handikap. Ya bu ayıp bir şey. Sen çok iyi bir oyuncuyken bunu yapamazsın. Bir de oynuyorsun orada. Götürdüm, boynumu öptü. Biz onu hiçbir zaman yürütmeyiz. Boynumu hep farkındaysan Kadir'in anlatmak istediği şey, biz çok aşığız. Biz aşığız. Ben onu kullanmıyorum. Böyle aşığız, evet. Böyle aşığız yani ki. Yani hep aşığız. İşte ama aşığız, onun psikolojisi çok zor, biliyor musunuz? Aşığım yani, yanında olamasam da. Psikolojisi çok zor durumda bence. Zor tabii. Çünkü sana dokunamasam çok başarılı bir eşi var. Kendisinin o kadar büyük başarıları yok. Diyorum ya, ya işte onun kardeşi, eski sevgilisi, bilmem kimin kocası, ünvanının çocuklar, olması, bir şey söyleyeceğim. Bir de karısının da başarılı olması. Onu mahvetti psikolojisi. Abi bu haksızlık değil mi? İki tarafın da altın madalya almasını nasıl bekleyebiliriz abi? Böyle beklemiyoruz şey, ki. Çok onlar bekliyorlar. Tarkan eşi. Tarkan eşinin sektörü öyle sektör değil. Farklı. Ha, tamam ama yani. Ha tamam, aynı sektörde olan birilerini bulalım. Sual Olcay, Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. E işte yani. Ama işte Haluk Bilginer bilmem kimin sevgilisi olarak tanınmadı. Ya da Zuhal Olcay yenge, da öyle. Haluk Bilginer. Ya İkisi de Haluk Bilginer de maşallah hep sanatçıdan gitmiş. Şimdi Kemal dedi. Kemal Doğulu. Kemal Doğulu da mesela yakışıklı, hoş ve Kadir başarılı. Doğulu ya. Kemal Doğulu'nun kardeşi Kadir Doğulu. Bak Kadir işte yani, pardon. Bak o kadar işimizi hakkıyla yapalım lütfen Bircan. Okul gibi oldu, öğretmen Kadir gibi oldu. Kadir Doğulu'nun işte doğal olarak bu sinirini ve bu egosunu bastırmak için yaptığı hamleler diye düşünüyorum. İşte bak biz bile hataya düşebiliyoruz. Kadir sinirli birisi bu arada. Yakışıklı. İyi bir oyuncu ama maalesef bu hala Kadir ama Doğulu olarak sen değil. Sen de olsan sinirlenmez misin ya, evet. Devamlı ben senin yanında. Ben sinirlenmem Selen'cim, çok ya teşekkür ediyoruz ya yayınımıza geldiğin için. Kalk kız. Kalkmıyoruz. Kalk. Ben kalkma, öpmek istiyorum. Öpsen. Ay canım hoş geldin. Her zaman ol. Vallahi biz beni seni ağırlamaktan çok. Sen.